Şöyle yapabilirim. Oldu mu? Yeterli. Tamam. Şöyle bir şey. Şimdi şu kısım benim mouse'um gözüküyor en azından ekranda. Ben görüyorum ama sizin tarafta Görünüyor gözüküyor. abi. Görünüyor, görünüyor. Tamam, süper. Şu kısım bizim nedir o? Sofosun yani firewall'un aslında olduğu kısım. Bir bakıma da biz internet ve şu VMware bağlantısından, bridge bağlantılarından ötürü belki şey olarak da kafanızda canlandırabilirsiniz alanlaştırmanın olduğu kısmı. Ama hani kendi labımız için burayı firewall olarak düşünmek daha doğru olur. Firewall'un bir tane dış bacağı var, VMware bridge'ine bağlı olan ve buraya başka hiçbir arayüz bağlı değil. Sanallaştırmanın arayüzü haricinde. O zaten bize internet bağlantımızı veriyor, hatırlayacağınız üzere. Bir LAN tarafı var, WAN daha doğrusu profili var diyelim. WAN profili var, bir de server profili vardı. Server profili bizim sunucuların olduğu kısım olacak. Bir Active Directory kurulumu yaptık, bunu server tarafına almıştık. Bir de bir tane Windows 10 kurulumu yaptık. Bu hatta Active Directory'e bağlamasını da gerçekleştirdik. Bunu da LAN tarafına almıştık. Temel anlamda yapı aslında şu arada görmüş olduğunuz şu sistemler olmadan şurası mevcut değilken ki yapı içerisindeydi. Şu LAN'ın olduğu taraf direkt Windows 10'a bağlıydı. Bir tane de dediğim gibi server tarafına bağlı olan Active Directory vardı. Biz şimdi network altyapısını bir switch üzerinden onun güvenlik süreçlerini de işin içerisine dahil etmek istediğimiz için bir yapıya dahil etmeye karar vermiştik. Olur mu olmaz mı daha öncesinden değerlendirmediğimiz için bir test sürüşüne tabi tutalım sonra anlatalım istiyorduk. O test sürüşünü dün yaptık. Şurada bir tane egzozumuz var. Oradan sonraki kısmı sana bırakayım istersen. Alkan'ın buradaki yapıda yapmak istediğimiz ne? Nereye doğru ilerliyoruz? Orayı sana bırakayım anlatmak için. Tamam, olurdur. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi komple bir sanallaştırma ortamında çalıştığımız için burada en büyük eksiğimiz aslında gerçek bir sivilce simüle etmek. Bunun için farklı yöntemler var. İşte GNSS 3 kullanabilirsiniz. Üzerinde Cisco koşturup yapabilirsiniz. GNSS'de işler birazcık daha karmaşık olabilir. Bu birazcık daha bana basit ve kolay uygulanabilir geldiği için açıkçası bunu seçtim, çünkü burada direkt bu Exos dediğimiz switch aslında Extreme Network'ün sanal bir switch'i. Normalde VMware için desteği vardı ama dün işte Bartın söylediği gibi onun test sürüşünü yaptık. Yani KVM tarafında da bunu çalıştırabilir miyiz? Gerçekten switch işlemlerini, routing işlemlerini gerçekleştirebilir mi? Ondan emin olmak istedik. Çünkü sanal ortamda trafiği bunun üzerinde yürütmek routing, switching işlemlerini yaptırmak bazen zor olabiliyor. Tabii buna enterprise yapılarda daha farklı çözümleri mevcut. İşte VMware kullanıyor olsaydınız NSX dediğimiz bir altyapısı var VMware'in ve bu switching işlemlerini hatta daha gelişmiş mikrosegmentasyon dediğimiz işlemleri yapabiliyorsunuz. Burada sanal switchimizde öncelikle switch'i bu sisteme dahil etme amacımız açıkçası network tarafında da bazı operasyonların firewall'dan ayrılması. Çünkü bildiğiniz gibi eski yapıda bütün işlemleri biz firewall'a bırakmış durumdaydık. Yani routing işleminde firewall yapıyordu, DSCP'de firewall yapıyordu. Yani aslında ihtiyacımızın olmadığı trafiği firewall'un üzerine taşımak istemiyoruz. Normalde evet, günümüzdeki birçok firewall cihazı her işlemi yapabilecek kabiliyette, ama ben birazcık yani separation of duty dediğimiz görevlerin ayrılığı ilkesi sebebiyle her cihaz kendi görevini yapsın. Yani firewall firewall'lık yapsın. Routing switching işlemlerine çok fazla karışmasın taraftar değil. Bu nedenle switch'e bazı işlemler artık bizim için daha kullanışlı olacaktır. Ne gibi? Örneğin ilerleyen süreçte bir layer 2 security yapmak istediğimizde, yani
8-2-1x yapmak istediğimizde böyle bir seviyeye ihtiyacımız olacak. Bunu firewall üzerinde yapamayacağız. İşte VLAN segmentasyonu yapıp bunları ayırmak istediğimiz durumda yine bir seviyeye ihtiyacımız olacak. Bu nedenle Extreme'i burada tercih ettik. Ben kendi ortamımda da kullanıyorum. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bahsettiğim bütün bu konuların da testini yaptığım için bir sıkıntısı yok. Burada Extremos'ta sadece tek bir limitasyonumuz var. Bir tane portumuz management olarak ayrılıyor. Toplamda 10 interface verebiliyorsunuz. O yüzden management'a bir tanesi gitti. Geriye 9 tane interface'imiz kalıyor. Haliyle burada yapıyı kurgularken bu 9 tane interface sınırlıyız. Onun dışında başka bir aslında limitasyonumuz yok. Ki dünkü ufak bir testimizde de zaten trafiğin çalıştığını bu noktada gördük. Fark ettiyseniz management'ı pardon bizim server segmentine attık. Yani server segmenti bizim aslında yönetim VLAN'ımız gibi de düşünebilirsiniz ama aslında bunu komple de ayırabiliriz. Artık yapı ilerleyen süreçte nereye gidecek, nereye kadar değişecek. Bu aslında şey yönetimsel bir karar düşündüğünüz zaman yani bunu komple firewall'da yeni bir interface açıp o interface'i de bağlayabiliriz. Burada aklınıza şu gelmesin ya burada bir loop'a mı giriyoruz? Loop varmış gibi duruyor gibi düşünebilirsiniz. Aslında öyle bir loop'umuz yok. Yani switch hem farklı bir virtual switch'e işte bir nolu portundan da farklı bir virtual switch'e bağlıymış gibi duruyor. Ki zaten hani teoride ve pratikte de bağlı. Fakat burada şöyle bir ayrım var. Sıfır nolu portu management interface olarak kullandığından dolayı oradan normal routing switching işlemlerini gerçekleştirmiyor switch. Yani bu senaryoda bir nolu port down olsa trafik işte sıfır nolu porttan devam edecek. Aslında yedeklilik mi yaptınız gibi aklınıza bir şey gelmesin. Burada öyle bir yedeklilik söz konusu değil. Buradaki yaptığımız iş tamamen switch'in ayrı bir management console kablosu var. Yani öyle düşünün. Olur da cihazın kendisini bir nolu porttan erişimini kaybetsek de cihazın management'ını kaybetmek istemiyoruz. Derdimiz o. Bu yapıda bu şekilde. Zaten Barkın'ın şu an yazdığı gibi şu dummy diye belirttiği switchler aslında Proxmox'un üzerinde kurduğumuz sanal switchler ve bu switchlerin hub'tan bir farkı yok. Yani bu switchler bir switching yapmıyor, bir şey yapmıyor. Yani bunlar sadece işte 100 liraya, 50 liraya piyasadan aldığınız 4 portlu, 8 portlu hub'lardan, switch'lerden farkı yok. Adı switch diye geçse bile aslında birçok hub. Ne yapar hub? Sadece trafiği alır, öbür tarafa iletir. Başka hiçbir şey yapmaz. Burada herhangi bir kontrolü yok. O yüzden bu cihazları fark ettiyseniz araya farklı virtual switch'ler koyarak segmentasyonu sağlamaya çalıştık. Çünkü Win10 makinesini atıyorum direkten VMware3'e bağlamış olsaydık bu trafik hiçbir zaman switch üzerinden akmayacaktı. Doğru. Biz bu trafiği switch üzerinden aksın istediğimiz için olabildiğince cihazlar arasındaki bağlantıya farklı bir segment sokmuyoruz. Yani Win10 makinamız eli mahkum trafiğini VMware4'e göndermek zorunda ve VMware4'e başka hiçbir cihaz bağlı olmadığı için onun broadcast paketi otomatik olarak zaten Exos'a gidiyor. Yani çünkü orada broadcast biliyorsunuz biz ilk etapta ARP ve MAC tablosu eşleştirmesi yapabilmek için bir broadcast ve ARP request'i yaparız. Bu ARP request'inin sonucunda bütün portlardan bir şey yaparız, yayın yaparız. Bu yaptığımız yayın zaten hub'da bütün portlara eşit olarak gönderilir ki kim cevap verirse onun kim olduğuna dair bilgiye sahip olalım. Bu nedenle Extreme Switch üzerinde böyle bir dizayn yaptık. Tabii siz config vesaireyi görmediniz, bilmiyorsunuz. O yüzden bugün bu switch'i biz tekrardan konfigüre edeceğiz. Neler yaptık, neleri konfigüre ettik. İşte firewall'da neler yaptık. Çünkü işin farklı farklı boyutları var. Sadece switch'i koymakla bu iş bitmiyor. Firewall'da yapmanız gereken birkaç ayar var. Switch üzerinde yapmamız gereken ayarlarımız mevcut. Bunların hepsini tekrardan size baştan göstereceğiz. Hem bahaneyle Exos'u da Proxmox üzerinde kuran görmedik. Aslında bu herhalde ilk yayın olabilir. Bayağı baktık. Proxmox'ta kuran var mı, eden var mı diye ama kimse ne guide yazmış ne bir şey yazmış. Aslında o açıdan da güzel oldu.
Proxmox'ta da çok rahat bir şekilde bunu gerçekleştirebildiğimizi gördük en azından. Tabii Evet. ilerleyen süreçte diğer feature'ları da tam olarak çalışıyor mu çalışmıyor mu birlikte göreceğiz. Yani, ama ilk etapta bizim için işte routing yapması, trafiği forward etmesi, switching yapması, VLAN desteğinin olması bunlar şu aşamada bizim için yeterli. İşte ilerleyen süreçte 8.2.1.2 yaptığımızda nasıl çalışacak, neler olacak bunların hepsini birlikte göreceğiz. Süreçte tabii şu kısımları yani aslında şeyin içine etmeyeydim iyiydi de dur bakayım edit undo alfayı undo yapamıyorum ya çok kötü. Neyse şimdi tabii ki şu kısımları daha önceki videolarda görmediniz. Şu an çizimde yer alıyor. Dediğimiz gibi bunlar dummy trafikleri herkese ilettiği için bizim işimizi görmeyeceği için yeni bir yapılandırma kısmına gittik. Onları silmeden sadece göstereceğiz diye tahmin ediyorum. Değil mi Alkan? Onları silecek miyiz? Silip tekrardan mı oluşturacağız? Yok, bence sesim geliyor mu bu arada? Şimdi geliyor. Ha, tamam, bir ses kesildi gibi geldi bana da. Yok, bence o VMware'lerin silmesini yapmayız. Sadece dün yaptığımız bir trik vardı ya, diski import etmiştik. Tamam, onları yaparız. Sadece, ya yani oradan başlar, Exos'u reboot ederiz. Tamam. Yani sıfırdan bir çalıştırırız. Tamam. Sıfırdan konfigür ederiz ama VMware'leri zaten burada çizdiğimiz için ben oturduğunu düşünüyorum. Eğer Tamam. çok da tekrardan anlatmamızı istedikleri bir kısım olursa arkadaşlarım seve Okey. seve cevaplarız. Bir tek burada benim şimdi hemen hızlıca gözüme çarpan dün yaparken hani dikkat etmemişim. VMware'e bir boşa çıktı diye görüyorum. Doğru mu? Veya öyle yorumluyorum. Evet, doğru düşünüyorsun. Öyle bir interfeyzi şu an kullanmıyoruz. Böyle bir sanal switch yok. Tamam. Switch'i kullanmıyoruz. Evet. Tamam. VMware 0, 1'i ve 2'yi oluşturmuştuk dün hatırlarsanız. Onun dışında yani yayınlarda daha önceki yayınlarda VMware 0, 1, 2 üzerinden bu yapıyı koşturuyorduk. Switch altyapısını getirmek için iki tane interface ekledik. Daha doğrusu iki tane dummy switch olarak eklediğimizi düşünün bunu. Bridge interface'leri, Proxmox'un üzerindeki bridge interface'leri aslında dummy switch görevini görüyor. Altyapısal anlamda. VMware 3'ü ve 4'ü ekledik. Bunları da şu yapıda izolasyonu yani o segmentasyon dediğimiz bölümleme kısmını kotarabilmek için yapıyoruz. VMware 4'te Exos'un bir tane bacağını ekleyip işte Windows 10'u buraya bağladığınızda bütün yapının içerisinden Windows 10'u mesela izole etmiş olup sadece switch'e bağlantı sağlayacak bir vaziyete getirmiş oluyorsunuz. Ya da işte şurada sadece firewall'da switch konuşabilsin diye eklediğimiz bir VMware 3 var. Bunları birbirlerine bağladığımızda switch'te LAN bacağı üzerinden firewall'u konuşturabiliyoruz gibi. Benzer bir yapı bu tarafta da aslında şey olarak kabaca böyleydi ama daha öncesinde videolarda şurada management bacağını ekledik Switch'in. Management bacağını da işte Active Directory'nin üzerinden yani Domain Controller'ın üzerinden yönetilebilsin, erişilebilsin diye şöyle bir bağlama sağladık o tarafa. Acaba bu görüntünün senkronizasyon olmaması sesin Discord üzerinden gelip görüntünün de Twitch'ten gelme olayı olabilir mi? Arada 10 saniye olayı var çünkü falan filan. Emin değilim kardeşim yani buraya size verdiğim ses benim kendi mikrofonumdan geliyor yayına. Onu Discord'dan doğru vermiyorum size. Ama tabii şey bir takım gecikmeler ve droplar var sanırım şu an. Ondan dolayı belki sıkıntı yaşanıyor olabilir. Bilmiyorum. Tekrarda sürekli olan bir durum mu yoksa sadece belirli kişilerde mi var? Ondan emin değilim. Bende de var abi. Herkes de geçerli. Peki. Yani nasıl bir çözüm getirebileceğimiz konusunda hiçbir fikrim yok. Ama hani hikaye şey gibi değil. Yani Discord'dan ses o tarafa geldiği için gecikmeli bir durum söz konusu değil. Şimdi şuraya geldi. Peki
İlerlemeyi önce Firefox'tan mı yapalım, bakalım? Çünkü şu dün RDP falan da açtık ya. RDP'den yaptığımızda aynı şeylerle bağlantımız kopacak herhalde, değil mi? Aynen. Switch'i çünkü switch'e ya. Önceden Tamam. ne sıkıntı olur? İstersen Tamam. Firefox'tan devam et. Tamam. Komut kopyalama, dosya transferi yapma falan kısımları sıkıntılıydı ya. Proxmox'un üzerindeki VNC ile bu işleri yapmaya çalıştığımızda bu tarz özelliklerden feragat etmiş oluyorduk. O yüzden kendimize daha kolay olsun diye yapılandırması uyguladık. Uzaktan remote desktop'a bağlanmak açısından bir işlem yapmıştık. Ama şu switch konusunu anlatırken büyük ihtimalle o kısım olmayacak. Şimdi böyle şu arayüze bağlanmak için şunu alalım. O yüzden yine bir önceki yayında anlattığımız taraftan devam edelim. Yani Firefox üzerinden. Bu arada NetNet bir soru sormuş. Engine kullanma ne dersiniz kullanma tarafında diye de. Ama dostum yanlış hatırlamıyorsam Engine Proxmox'ta düzgün çalışmıyor. Eğer son güncelleme yapıldığı bayağıdır takip etmiyorum. Ama bir 6 ay önce, bir sene önce falan baktığımda Proxmox'la ilgili Engine'de de sıkıntılar vardı. Bir de bu tarz troll platformlar bir de kendi içinde zaten sanallaştırma yaptığı için yani sanallaştırmanın içindeki sanallaştırmada bir switch kullanıyor musun gibi oluyor. İki katmanlı işi birazcık daha zora koşuyormuş gibi oluyoruz. Normalde orada aslında GNSS3'ü daha çok tercih ederim. Çünkü Cisco tarafını kullanabileceğimiz daha fazla cihaz ve desteği var. Ama GNSS3'te bazen performans sıkıntısı yaşayabiliyorsun. O yüzden Exos'la ilerlemekte karar kıldık diyebilirim. Yani orada bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şimdi hatırlarsanız dediğim gibi şu WAN tarafı ve server tarafı vardı. Hatta ben onun bir ekran görüntüsünü aldım dünkü yaptığımız çalışmanın. Öncesinde buradaki yapıyı bir kenara not edelim açısından. Şöyle göstereyim size. Dünkü çalışma öncesi Sophos'un üzerinden sadece almışım. Bakın VMware'e 0, 1 ve 2 vardı. Yani şu VMware'e 0 kendi yerinde, orası değişmedi. Şu kısmı bağlayan, Windows 10'un olduğu, client'ın olduğu tarafı bağlayan VMware'e 1 tarafıydı. Onu da zaten buraya LAN diye not almışız, VMware'e 1'i. Şurada LAN tarafı diye not almışız bakın. Buna gerek kalmadı. Onun yerine iki tane sürece şu Bridge interfacelerini Proxmox üzerindeki sisteme ekleyerek başladık. VMware 3 ve 4. Biri işte Switch'ten Firewall'a, Switch to Firewall diye şöyle bir not düşmüşüz. Yani şurası VMware 3. Switch'ten Firewall'a giden bağlantıyı sağlayan Bridge arayüzü Proxmox üzerindeki. Bir de VMware 4'ümüz var yeni gelen. Bu da Client'tan Switch'e olan kısım. Yani burası. Bunları ekleyerek başladık. Sonrasında şu client'ı ve firewall'ın LAN'daki bacağının VMware 1 üzerindeki bağlantısını kestik. Onu da şöyle çizeyim de atlamış olmayalım o kısmı. Bununla çizeyim. Burada bir tane VMware 0'ımız var. Pardon, özür dilerim. 1'imiz vardı. Taşıyacağım ekranın dışına ama yapacak bir şey yok. Şöyle. Yapı da şöyle bağlıydı bu tarafa. Bu buradan buraya, şu da şuradan şuraya bağlıydı gibi düşünün. Öncesinde. Şu kısmı artık iptal ettik. Bu arkadaşın şu bağlantısını kesiyorsunuz. Ve şu bağlantıyı kesiyorsunuz. Sonrasında şunları ekliyorsunuz. VMware 3 ve VMware 4'ü. Bunları şu bağlantılarını oluşturarak başlıyorsunuz. Bunları bu şekilde oluşturarak başlıyorsunuz. Sonra şu sistemi kuruyorsunuz ve bunları da ilgili portları üzerinden bağladığınız zaman bizim yapmış olduğumuz şu mekanizma oluşmuş oluyor. Bir de tabii ekstradan şunu ekledik. Şimdi anlatacağımız taraflar bunlar olacak. Yani
Öncesinde sizin bilmeniz gereken kısım şu hazırlıkların yapılması, yani şu arkadaşın oluşturulması ilk aşamada ve şu arkadaşın oluşturulması ilk aşamada. Bunları oluşturduktan sonra ikinci aşamada şu bağlantıları kesilerek şu ikinci adım olarak seçecek olursam şunları. Bunlar ikinci adımlarında bağlantıları kesip şu yeni oluşturduğumuz dummy taraflara bağlanması olacak. Ve sonrasında biz buraya kadar geldiğimiz kısmı böyle çizerek şu an anlatıyorum sözel. Buradan sonraki kısmı pratikte uygulama olarak göstereceğiz. Yani nedir o? Şurayı üçüncü aşama olarak, pardon, tabii. Üçüncü aşama olarak şu arkadaşın kurulumuyla başlayacağız. Ve şu arkadaşın üzerindeki işte management portunu bağlaması şuraya ve üzerindeki işte client tarafına bağlayacağımız portun oluşturulması o bağlantıyı sağlayacağız. Ve tabii ki doğal olarak bir de firewall tarafında ilgili IP yapılandırmalarının düzenlenmesi kısımları var. İşte öncesinde şu arkadaş hatırlarsınız. 192, 168, 200'lü blok muydu Alkan'ım? Bu 168, Evet, 201'di. 201 miydi burası? Yok yok, 200'e bir IP'si, firewall'un Ha. ismini söyledim. Aynen Evet. burası 200'e 1, bu arkadaş da 200'e 2 ya da 3'tü galiba, yanlış hatırlamıyorsam. 200 şöyle 200'e 3'tü diye devam edelim. Ve Hı burası da hı, doğrudur. 1'iydi aslında bu IP bloğunun. Şurada IP'ler arasında bir değişiklik yaptık. Biraz geriye sarıp ondan sonra şu gösterdiğim maviyle çizdiğim, açık maviyle çizdiğim ya da mavinin tonlarıyla diyeyim, çizdiğim kısımları örnekli olacağız. Abi işe geçmeden şu senkronizasyon bozukluğunu bir düzeltebilir miyiz? Nasıl Galiba şey düzeltebiliyorum? yapsan kameranın kutucuğu yani kameranın oraya verdiğin görüntü 1080 1920 1080 galiba. Onu 800'e 600'e çekebiliyor musun? Tamam. O kutucuğa sağ tıkla abi. Orada çözünürlük seçeneği olması gerekiyor. Hemen bakıyorum. Evet. Bunun çözünürlüğünü düşür diyorsunuz. 800'e 600 yeterli olur. Aynen. Peki. Şahane oldu. Biraz büyütmem lazım galiba o görüntüyü. Büyütmem gerekecek ama ekrana sığmayacak çünkü şey dörtgen gibi oldu o da. O zaman o Sıkıntı kutu yok. 4'e 3 mü, 16'ya 9 mu? Kutu sanırım 16'ya 9. Yani şuradan en azından gördüğüm kadarıyla. Bir saniye. 16'ya 9 bir çözünürlük bulalım. Olsa o da büyük geldi ama bakayım. 1024'ü 576 olabilir diyor. 1024'de 576 bakayım var mı? Varmış. Okey. Tamamdır. Yani biraz taşlı Şimdi ama sıkıntı yok. tamam, o kadar da olur ya bu yayınlık. Aynen. Daha sonrasında şey yaparım, bakarım ben de onu. Ben bir de Hikayenin. senkron kontrol edeyim yayınla. Tamam. Şimdilik böyle idare ederim en azından. Oldu gibi herhalde. Evet, bu tarafa geldim şimdi Alkan'ım. Şunları tekrar tekrar oluşturmuyoruz. Sadece oluşturduğumuz tarafı anlattık dedik. Ne yaptığımızdan bahsedeyim bir de.
şu GitHub'taki senin gönderdiğin adresten indirdiğimiz imajı göstermemiz gerekiyor. Nereye atmıştın sen bunu? Scott'ın olduğu yerde miydi? Aynen. Buradaymış. Şunu aldım. Hakan sağ olsun. İmajların olduğu yerleri de bizim için araştırıp tespitini yapmış. Şimdi ilk etapta şununla yürümeye çalıştık. ISO'yla da kurulum yapabiliyorsunuz bu arada sıfırdan. Fakat bizim kurulum aşamasındaki tercih ettiğimiz imaj türünden kaynaklı, sanal makine imaj türünden kaynaklı ISO'da da problem yaşadık. Daha sonra hatta gittik belki ISO'da problem vardır. Yani disk imajından mı kurulum yapsak dedik. Aynı benzer sıkıntı orada da karşımıza çıktı. O yüzden ufak bir püf noktasından bahsedelim. Şunu ne yapayım? Sistemi sıfırdan kurduğumuz için istiyorsan sistemi al aşağıya bir yeniden mi kuralım? Yoksa nasıl ilerleyelim Hakan'ım? Bence sadece diskini değiştirelim abi. Diğer ayarlarını ekrandan gösterelim. Tamam, anlaştık. Yani verdiğimiz zaten yaptığımız bir tane trik var burada çünkü. Hatırlarsan CPU'yu Aynen. kandırmıştık. Bir o triğimiz var. Onun dışında başka bir şey yok. Bir de bu diski import ettik. Bu diskten Tamam. çalıştırdık. Bence tekrar sıfırdan uğraşmana gerek yok yani. O zaman tree'yi şöyle göstereceğim. Makine switch imajını oluşturacağınız makinenin kurulumunda bu kısımlar önemli değil. Bu kısımları istediğiniz gibi seçebilirsiniz. ISO'dan kuracaksanız şuradan ISO'yu seçebiliyorsunuz. Dün biz mesela şu ISO'yu sisteme çektik. SSH'la Proxmox'a bağlanıp hatırlarsanız onun hızlıca yerini de göstereyim gelmişken new tab item var lib vz'nin altında templates'lerde ISO'nun altında hatırlarsanız kurulum esnasındaki bize lazım olan CD imajlarının birer kayıtları vardı burada. Bu wget'le komutuyla hangisini çekmişiz? Heh, şu ilk etapta şu ISO'yu buraya indirmeye çalıştık. ISO'dan kurulum yapmayı denedik. Aslında iyi gidiyordu da dediğim gibi CPU'yu bir şekilde düzgün tanıyamadığı için, düzgün göremediği için hata veriyordu açılış esnasında. Sonra bir de bunu ISO'dan değil de hazır kurulmuş sanal imajın diskinden deneyelim istedik. Onun için de şu komutla şu siteden aldığımız dosyayı indirerek benzer bir aslan yapacağımız işlemleri uygulamaya koyulduk. Yine benzer bir sıkıntı çıkınca hikaye bu sefer şurada göstereceğim çözüme doğru ilerledi. Şimdi şurayı ister ISO'dan seçin ya da hiç kullanma deyin, devam edin. Sistem tarafı standartta bıraktık, devam ettik. Hard disk tarafında da herhangi bir değişiklik yaptığımızı hatırlamıyorum. Hatta sadece şu size'ı değiştirdiğimizi hatırlıyorum. 4 GB yeter demiştik diye aklımda kalmış. Burayı da değiştirdik. Şurası önemli kardeşlerim, CPU. Birazdan zaten göreceksiniz. CPU KVM olarak bıraktığınızda Exos'un kurulum imajı veya kernel'i diyeyim şeyi tanımıyor. KVM'i tanımıyor. Ve ondan ötürü de aslında makinenin ayağa kalkma süreci hata verip sizi kurtarma şeyinin nasıl diyeyim kabuğunun olduğu kısma yönlendiriyor sizi. Kurtarma kabuğu devreye giriyor. Bir takım açılış esnasındaki değişiklikler müdahalelerinize imkan tanıyabileceği aşamaya düşüyorsunuz. Bunun tree'ini şöyle göstereyim. Aşağıda host'un CPU'su kullanılsın diye bir tercih var. Dolayısıyla host'un CPU bilgilerini KVM kendi sanal imajı içerisindeki sisteme aktarıyor ve o şekilde bilgi gösteriyor. Yani makine ayağa kalkarken benim üzerinde bir KVM işlemci var gibi görmüyor da
buradaki tercih ettiğiniz seçeneklere göre bir işlemci kullandığını görmüş oluyor. Host'un üzerinde Intel işlemci vardı. Dolayısıyla host'un kendisini görsün diye tercih edebilirsiniz. Bir de şurada çeşitli Intel işlemcileri de var. Intel veya AMD işlemcileri de var. Onlardan birini de simüle edecek şekilde bilgilendirme yapabilirsiniz makineyi oluştururken. O şekilde ayarlayabilirsiniz ama biz diğerlerini deneme fırsatımız olmadı. Host'unkini denesek düzelir mi dedik. Host'unkini deneyince düzeldi. Bunu seçiyorsunuz. Memory kısmı biz 2 GB verdik değil mi memory'ye? CPU'da 2 core verdik diye hatırlıyorum. Evet, CPU de 2 kordu. CPU 2 core, memory şöyle ayarladık. Başka da bu VMware imajlarını burada daha doğrusu VMware ağ kartlarının bağlantılarını ayarladık. Şuradan fotoğraftan hatırlayacağınız üzere bir üçümüz bir de dördümüz vardı yapılandıracağımız. Bir de şu VMware 2 yani 3 tane interface bize lazım minimumda. Geri kalanları da başka bağlayacağımız cihaz olursa onları kullanabilmek adına oluşturacağız daha sonrasında. Biz ama ön tanımlı şeyleri oluşturmuştuk üzerinde. İşte 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 8 numaralı diyeyim portlar mevcut. Exos Switch'in üzerinde. Ancak şu an shutdown durumundalar. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum Halka. Evet, doğru. Ve Exos'un şöyle bir handikapı da varmış kardeşlerim. Onu da ben dün öğrendim. Halkan sağ olsun onu da tecrübe etmiş daha öncesinde. Belki söylemiştir yayına kendisi anlatırken ilgili kısmını. Ben hatırlamıyorum ama tekrar olsun. Exos'un şu community yani topluluk sürümünde ya da sanallaştırma sürümünde miydi kardeşim? Sanırım sanallaştırma sürümünde Aha, böyle bir sıkıntı vardı. sanallaştırma. Sanallaştırma sürümünde maksimum 9 tane portu destekliyor bu switch. Yani ben bunun üzerine işte 24'lük işte 48'lik falan böyle bir şey alayım. Interface oluşturayım ve ona göre 48 tane portu bunun üzerinde veya bağlantıyı bunun üzerinde yöneteyim yapamıyormuşsunuz. Toplamda 9 tane port destekliyormuş bu arkadaş. Management dahil bizim 2 tane daha üzerinde yani toplam 3 tane portu zaten kullanıyor olacaktık. Geriye kalanları boşta şu an. Ama biz öncesinde de oluşturulmasını yaptık. Burada bir taneyi kafanıza göre ilk etapta makine oluştururken seçin. Ki biz şunu management yaptık. Geri kalanların hepsini VMware'e 4'e bağladık. Yani client tarafına bağladık hepsini. Next dedik. Pardon, ilkini şuradan seçeyim. Sonra geri kalanları client'tan bağlarım. Next dedik. Finish dedik. Şöyle bir tane imaj oluşturduğumuz andan itibaren şu hardware kısmına geliyorsunuz. Add Network Device diyorsunuz ve artık üzerine işte o desteklediği 9 adet porta ulaşacak kadar portları eklemeye başlıyorsunuz. İlki VMware 3, geri kalanların hepsini şöyle VMware 4 olarak kaç tane switch'te port olacaksa o kadar ekleyebilirsiniz. Desteğimiz 9 olduğu için biz böyle böyle şu 1, şu 2, şu 3, ondan sonra sırayla geri kalanları da ekleyip imajı böyle oluşturduk. Geriye kalan tek şey bize dediğim gibi şu diski bağlama hikayesi oldu. Onu da hemen sizlere yine göstereyim. Şu disk imajını Martin, istersen şey yap. Var olan switch'i shutdown et. Disk imajını bağla. Oradan başlatalım. Olur. Ben sıfırdan ona benzer kısmını örnekleyecek şekilde anlattım Ha. da. Şöyle bu bağlantı Yok yok. konumunu kopyaladım. Şu yani oradan o yola girmeyeceğim de gösteriyorum sadece. Hani şunu Aha. indirdik ve oraya taşıdık diye. Şu imajı indiriyorsunuz sisteme. Sonrasında bu imajın değiştirilme ayarı var. O da şurası. Yani makine şu arayüzden oluşturduğumuzda sanal makine şu 104'ü oluşturduğumuzda bu arkadaşın şuradaki yer alan diski sıfır bir disk. Üzerinde herhangi bir şey yok. Bu diskin olduğu yerde disk dosyasının olduğu yerde Wally VZ'nin altında Kemo Images zıtlamaydı. Images'ın altında 104 oluşturduğumuz ise 104'ün altında olmalı. Bakın burada.
Bir diski kullanıyor şu an bu sanal sistem. Ama bizim istediğimiz disk imajı bu değil. Şu az önce indirdiğim hazır disk imajını kullansın istiyorum. Şu arkadaşı, ExosVM imajını. Bunu buradan değiştiremiyorsunuz kardeşlerim. Edit deyip buradan gelip ben gideyim şu disk imajını göstereyim bu arkadaşa. Buradan yapamıyorsunuz. Proxmox'un maalesef böyle bir kabiliyeti yok. Bunu şuradan yapıyorsunuz. ETC'nin altından PVA'nin altında Camu server'ın altında 104'ün altında bir conf dosyası var. 104 conf. Bunun altında bu dosyanın daha doğrusu içerisinde bakın şurada kendi dizinin altında hangi dosyayla bunu kullanacağını gösterdiği bir ayar yer alıyor. Ya gider buradan ismini değiştirirsiniz ya da şunu yaparsınız. İşte atıyorum move deyip şu indirdiğim Exos disk imajını var lib'in altındaki VZ images'ın altındaki 104'ün olduğu yere bu isimle taşıyabilirsiniz. Halihazırda orada yer alan isminin üzerine yazıyor olacağım. Paste. İndirdiğim disk imajını gidip oluşturduğum sanal makinenin disk imajının üzerine yazıyorum. Bu şekilde. Şimdi artık bu makineyi ayağa kaldırdığınızda start. O disk imajından oluşan sanal makine ayağa kalkıyor olacak. Şu kısımları göstereyim de senin dediğin taraftan doğru devam edeceğim. O boot device'ı bulamadım dedi. Nasıl ya? Biz bunu böyle yapmadık mı? Yok, şeyi mi değiştirdik acaba? Dosyanın adını değiştirip böyle mi göstermiştik? Dosyanın adını değiştirdin diye hatırlıyorum. Oradan değiştirince yemedi de dosyanın adını orijinal yaptın galiba. Ha, doğru. O zaman şöyle yapalım. Ha, gerçi bolladım ya, o kötü oldu. Sorun değil. Bunu bir daha çeker sisteme. Hızlıca geliyor nasıl olsa. Bir daha çekeriz. Bunu şeyin altına alalım. Dizinin altına valid vz images 104 imajının altına alalım. Exos'u buraya taşıdım. Sonra bu ismini şu ismi config dosyasından gösterelim. İki yöntemden az önceki üzerine yazma yemedi. Bari bir de bunu ilk etapta gösterdiğimi deneyelim. Bakalım o yiyecek mi? Camu server 104 conf. Buradan senin ismini sileceğim. Yapıştır diyeceğim ama sanırım dosyanın adını bir yere kopyalamadım. Şöyle alayım, kopyalamış olayım. Yapıştır. Tamam. Şimdi şuradan stop deyip konsola gelip start diyelim. Hayda. Bu device'ı bulamadım diyor. Biz bununla ilgili bir sıkıntı yaşadığımızı hatırlamıyorum ya. Lan dün kendi aramızda yaparken hiç problem yoktu. Yayına gelince şimdi problem çıkacağı tuttu değil mi? Neyse sorun değil. Yani bu büyük ihtimal çok spesifik bir durum şu an. Bir tarafını atladık. Ama hani buradan itibaren akışın problemsiz devam ettiğini düşünürseniz kardeşlerim, vakit kaybetmemek için yayında olan standart sıkıntıları en azından vaktimizden çalmasın diye buradan sonra akışın düzgün devam ettiğini farz edin. Ve şu 102'nin olduğu kısma gelelim. Bunu shutdown edeceğiz dedin sen, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
Atalım. Evet abi. Onu da shutdown et abi. Tamam. Shutdown'u peki sistemden mi versem, buradan mı versem shutdown'u? Yani şeyi bozar Yok mı? yok, direkt BrosMox'dan var. Yok, Tamam. bozmaz, bir şey olmaz. Zaten borsada sıkıntı değil. Diski vereceğiz ya yayınlar. Tamam. Burayı yapılandırdık. Mesela burada disk ismi ne gözüküyor? Bu Bak işte. böyle göstermişsiniz. Yani Aynen. komp Aynen. Yani şundan çok farklı bir şey yapmadım ama aynısı bak burada da. Yani dosyasından şunla şunun yapıları aynı ama dün cayır cayır çalıştı. Şimdi başka bir sıkıntı var demek ki. Biz diğer sıfır attığımız dosyayı bir de burada düzenlemeyi bir deneyelim. Bakalım ne diyecek arkadaşımız bize. Şuradan gelelim. Şu sıfır imajımızı tekrar çekiyorum. Bunun ismini şöyle yapalım. Exos VM 30 bilmem neyi şöyle. sen oyunu indirirken otomatik bir şey Skalsaki. sormuş. Ona cevap vereyim. Tamam. Evet, 9 port desteğini artırmak adına birden fazla switch kullanarak bu durumu çözmemiz mümkün müdür? Bir sıkıntı doğurur mu? Yok, çözebilirsin. Zaten biz de dün aynı konuyu konuştuk. Bunu daha önce testlerinde ben yapmıştım. Yapabilirsin. aslında 10 port veriyor bize. Bir tanesi management'a gidiyor. Geriye kaldı 9 tane port. Sen 9 tane portun altına 9 tane switch bağlayabilirsin. Haliyle her switch'ten gene birer tane portun gittiğini varsayarsak elinde 9 çarpı 9 81 tane portun olacak şekilde bir yapı kurabilirsin. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Şimdi daha öncesinde yapıda şu vardı. Bunu sıfır indirdiğim imajla isimlerini yer değiştiriyorum. Şimdi Scatsec oldu. Altında böyle bir imajı koydum oraya. Hatta bak bağladığımız ISO'nun bilgisi bile duruyor burada. Hala ISO sanki şeyde duruyormuş gibi gözüküyor sistemde. Şeyleri değiştirdim ve disk imajlarını sıfır indirdiğimiz disk imajını gösteriyorum şimdi makineye. Bakın burada da şey düzeldi zaten. Scatsec oldu. Bakalım siz boot edip bir sıkıntı yaşamadan makinenin ayağa Abdest alacak kalkmasını mı? alayım mı? Ben de onu diyecektim yani. Abdest alsak mı diye de. Büyük bir cesaretle daldım olaya ama dur bakayım. Bak bu baba hata vermedi. Bu yürüyor. Bunda sıkıntı yok. Artık eğlenceli tarafa geçebiliriz. Ha, tamam. Login kısmı geldi. Sıfır imajı şu an o yani Exos Switch imajının diskini kurulmuş bir diskini kurulma daha doğrusu ayarlanmaya, yapılandırmaya hazırlanmış olan diskini indirdik. Dün yapmış olduğumuz o hazırlık aşamasındaki değişiklikleri uygulayacağız veya uygulamak istediğimiz o değişiklikleri bu imaja yediriyor olacağız. Şimdi şuradaki kısım önemli. Bunu sonradan gördük kardeşlerimizde. Pending AAA diye gördüğünüz kısım aslında Switch'in giriş yapacağınız esnadaki kullanıcı bilgilerini doğrulayacağı servisin adı. O servisin ayağa kalkmasını bekliyor. Dolayısıyla buraya hangi değerleri yazarsanız yazın giriş başarısız hatası alıyorsunuz. O yüzden şu aşamada beklemeniz gerekiyor. Pending şu AAA hikayesi otantikasyon servisinin ayağa kalkması esprisi yani. Onu bekliyoruz. Kalkınca da böyle bir uyarıyı size ekranınıza çıkartıyor. Authentication Service available diye. Şimdi giriş yapabilirsin diyor. Şimdi girişimizi yapacağız biz de. Direkt parolayı mı veriyordum burada? İlk admin parola boşluk, sonra parolayı set edeceğiz. Tamam, admin diyoruz. Bize parolayı soruyor. Parola boş arkadaşlarım. Bu Boş. imajda. Boşla giriş yapıyoruz. Şöyle. Multiple Spanning Tree protokolü enable'mış. Yani aktifmiş ön tanımı. Bunu
kapatmak istiyor musun diyor. Biz Alkan'la buna kapatmayalım. Biz hepsini daha sonra kurulum bittikten sonra bu default'taki şeyleri değiştiririz diye konuştuk. O yüzden no deyip devam ettik buna. Gelişmiş security ayarları var üzerinde. Bunları değiştirmek istiyor musun diye soruyordu. Bunu evet mi demiştik? Bu haliyle hazır mı devam ediyorduk? Evet demiştik ya, değiştirelim Tamam. Yes deyip demiştik. devam ettim. Bize soracak çünkü orada işte. Arkadaşlar burada bazı özellikler var işte. Telnet'i kapatacağım, HTTP'yi kapatacağım, SNMP'yi kapatacağım. Yani bunları açmayacağım diyor. Bunların hepsini açabilirsiniz. Daha sonra bunları elle de yapabilirsiniz. İstersen dursun biz no diyelim. Biz çünkü kendimiz canımız nasıl istiyorsa öyle konfigür ederiz. Tamam. Şey mi? No diyorum değil mi? Ya da şey de ya, yes de her şeyi disable'lasın. Biz sonradan açacağız nasıl olsa. Tamam. Yes de yes, her şeyi disable'lasın. Okey. Bir tane admin hesabı oluştur diyor. Katsek. Oluştur abi. Parola. Parolamızı belirtiyorum. Tamam. Oluşturulan hesaplar Exos 21 sürümüyle veya öncesinde uyumlu değildir diyor. Sorun değil. Scatsec deyip parolamızla giriş yapalım. Girişi yaptık kardeşim. Hazırız Tamam, şu an. süper. İstersen burada show config'te bir üzerindeki config'i gösterelim. Bu arada Cisco Switch ya da benzeri üreticilerin switch arayüzlerini kullandıysanız, SSH veya Telnet üzerindeki yönetim arayüzlerini kullandıysanız şeyi görmüşsünüzdür işte tabla komutların olası ihtimallerini karşınıza çıkarması veya tamamlaması gibi özellikler. Aynı şeyler burada da var kardeşlerim. Dolayısıyla mesela Alkan show dediğinde ben SSH yazıp taba bastığımda komutu tamamlıyor benim için. Config demek için de yine CO ya da CON yazıp taba bastığım zaman benim için tamamlıyor. Show configuration dediğimizde config içeriğini görüyoruz. Bu arada Alkan'ın bana dün aktardığı bir trik. Bunu da söylemiş olayım. Herkes en azından bunu biliyor olsun. Şurada gördüğünüz yıldız işareti konfigürasyonun değiştiğini ama kaydedilmediğini gösteriyormuş. Dolayısıyla konfigürasyonda yaptığınız değişiklikler sonrası buradaki yıldız işaretini görüyorsunuz. Eğer save config demezseniz, save configuration demezseniz bir reboot sonrası yani makine tekrar kapatılıp açıldığı zaman yapmış olduğunuz ayarlama değişiklikleri kaydolmuyor. Save config dediğiniz zaman şuradaki yıldız gidiyor ve yapmış olduğunuz değişiklikler reboot sonrası yani makine tekrar ayağa kalktığında ayarlamış olduğunuz haliyle geri geliyor. Show config diyelim. Şu anki konfigürasyonunu görelim dedi Alkan. Girdik. Şöyle bir çıktı var karşımızda. Disable. Yavaş yavaş ilerleriz zaten dostum. Tamam. Buralarda şimdi bizi ilgilendiren çok konfig yok daha. Tamam. Scatsec'i oluşturmuşuz. Hashli parolasını buraya kaydetmiş. Parola politikalarını belirtmiş. Başka bir şey yok burada gördüğüm Aynen. benim. Başka bir şey. Ha, üzerindeki portları gösteriyor. 9 tane yani 10 tane toplamda portun yapılandırması girilmiş şu an. Ve zaten üzerinde de şöyle göstereyim hardware kısmında 10 tane port tanımlı bakın. Bir tanesi şey tarafına bakıyor. VMware2 dediğimiz yer. Burası ilk port bu. Bu da şu VMware2 switch'in ilk portu. Hem firewall'a hem de Active Directory'nin kurulu olduğu domain controller sunucusuna bağlı olan dummy switch'in üzerinde. Maksat Active Directory üzerinde bu switch'i yönetebilmek için şu bağlantıyı yaptık. Onun dışında bir tane VMware 3 var. O bacak şurası. Şu bağlantıyı yapmak için.
İlk port 1 numaralı port buraya bağlı. 2 numaralı port da VMware'e 4'e ve geri kalan arayüzlerde VMware'e 4'e bağlı aslında. Şöyle. Gördüğünüz üzere. Okey. Konsola geldim. Altanım. Başka burada bir şey var Tamam. mı diye bakıyorum ben de bir Başka yandan. yoktur zaten olanlarda. Aynen. Başka bir şey yok. Okey. Dün hatırlarsam bir şeyle karşılaşmıştık. Management ilan interface'ine IP verirken hata olmuştu. DSP açık diye firewall'da. Zaten gene önce onu kontrol edelim. Tamam. Ki şey olsun. Burada istersen şey komutunu çalıştır. Show VLAN evet Show VLAN boşluk VL management veya default olması lazım. Management'e bakalım. Veya taba Tamam. bas bize göstersin. Neler varmış. Vere default'ta management var şurada. Yok Zaten onlar virtual router'ların bir üstteki default ve management var sadece ha. VLAN. Aynen şunlar. Benim Ha. gösterdiklerim bunlardı. Tamam. Ha yok Default. mouse'u görmedim ben de. Aha, okey. Management'a bakalım abi. Yok. Ha. Tamam. Management. Show VLAN management Enter'de diyorum. bakalım ne gösterecek. Ha. Tamam. Okay. Enabled. Gördüğünüz gibi arkadaşlar enabled durumda primary IP'de aslında API patan almış. IP dediğimiz API patan almış. Oradan dolayı da herhangi bir IP almamış. Dün tabii bizim orada firewall'da şeyimiz açıktı test yaparken. IP aldığı için DSP'yi orada disable etmemiz gerekti. Eğer management interface'ini bağladığınız yerde bir DSP varsa DSP'den otomatik IP alıyor. O yüzden öncelikle bu bilen için DSP'yi kapatmanız lazım ki DSP'den IP almasın, manuel IP verebilirsiniz. DSP açısı otomatik management interface'i DSP'den IP alıyor. Hani bunun sebebi de şu, ilk çünkü cihazı bağladığınız konsoldan bağlısınız, IP DSP'den aldı, o zaman hızlıca oradan bağlanıp config yapabilirsiniz şeklinde size hazır getiriyor. Ama bizim yapımızda ona ihtiyacımız yok. O yüzden öncelikle biz ayarımızı kendimiz manuel vererek burada gerçekleştireceğiz. İstersen şey yapalım dostum. Konfiyi Tamam. gerçekleştirelim bilen için. Tamam. Arkadaşlar Exos'ta config yapacağınız zaman configure ile başlamanız lazım. Normalde şeyde Cisco'da config.t yaparsınız. Yani config terminal dersiniz. Config moda geçersiniz. Burada öyle bir şeye ihtiyaç yok. Burada direkt configure ile başlayıp komutu yazabiliyorsunuz. Yani zaten şu an enable moddasınız. Yani Cisco'daki read write haklarının yönetildiğini düşünürseniz ilk cihaza bağlandığınız zaman read only modda bağlanırsınız. Daha sonra enable yapıp cihazın config moduna geçmeniz. Daha sonra da config satırına düşmeniz gerekir. Ama Exos'ta öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Otomatik olarak zaten just config modda açılıyor. Burada öncelikle VLAN'a bir IP vereceğiz. İşte config VLAN boşluk management MGMT IP adres biz bunu şeyden vermiştik server subnetinden 192.168.201.2/24 201.2/24. Tamam. evet. Enter. Tamamdır. Gördüğünüz gibi IP interface diyor. Bu VLAN için diyor. Atadım diyor. Şimdi bu IP interface'i atamış olmanız aslında yeterli. Ama Extremos'ta bazı işlemler için örneğin logları forwarding etmek istiyorsanız bir log sunucusuna veya SNMP ile bir yerden konuşmak istiyorsanız switch üzerinde oluşturduğunuz diğer VLAN'lar yerine bu management interface'ini kullanabilirsiniz. Çünkü bu management interface'inin amacı bu zaten. Yani bu cihazı sadece SSH ile bağlanıp yönetmek değil, onun dışındaki administrative işler için de kullanıyoruz işte. Nedir? Bu adam sonuçta bir log üretiyor. Bu logları göndersin istiyoruz. İşte bu adam SNMP ile monitör etmemiz gerekiyor. Buradan bunu yönetebiliyoruz gibi işlemleri yapabilmesi lazım. Tabii bunun için de
Sonuçta monitoring sistemi 250'li network'te olmayabilir. Başka bir network'te olabilir. Ve trafiğin doğru route edilebilmesi için burada bir default route giriyoruz. Tabii şimdi cihaz üzerinde iki tane sanal router engine'i var. Bunlardan birisi default engine, diğeri de management için. Management için yapacağınız routinglerde bu default engine değil, management router'ını kullanmanız gerekiyor. O yüzden biz routing'i yazarken de buraya doğru yazacağız. Ama geri kalan switching routing işlemleri için üzerindeki default router'ı kullanacağız. Yani switch üzerinde sanal router'lar varmış gibi düşünebilirsiniz. İki tane sanal router'ımız var. Virtual router diye geçiyor bunlar. Biz bunları burada farklı konular için işleteceğiz. Dostum istersen route'unu ekleyelim. Configure tamam. IP route. IP root bileşik. Bileşik. Tamam. Root add default. Add default. 192.168.201.1 201 boşluk. 1. Evet, boşluk. VR boşluk. VR tire management. MGMT. Tire MGMT. Tamam. Evet, bahsettiğim bakın router'larda üstte aslında taba basınca bakın çıkmış oldu. VR default ve VR management iki tane router'ımız var. Yani sen buraya eklediğin default route ayarını hangi router'a göndermek istiyorsun? Hangi router bunu yönetecek? Örneğin bunu yanlışlıkla burada default router'a verirseniz aslında management interface'inden sadece o subnet'tekiler erişebilir. Hı-hı. Başka bir subnet'ten buraya gelmek isteyen kimse erişemez çünkü adam trafiği nereye göndereceğini bilmiyor. Bir sonraki hop'un next adresinin ne olduğunu bilmiyor. Biz burada bu şekilde bunu da ayarlamış olduk. İstersen yap, Active Directory'ye buradan bir ping at. Tamam. En azından bu internet kalktı. Direkt switch'ten de atabilirsin. Active Directory'de firewall açık mıydı bilmiyorum. Emin değilim ama bir bakalım. Ping değil, sonra da görmüş oluruz. 201 10 muydu? 10. Evet. Destination or reachable. Şöyle yap abi. From adres vererek gönder bile. Default'tan gönderiyor olabilir ping'i. From adres deyip kendi interface'ini ver. 8 201 2. Acaba yazmadığımız için olmadı mı? Yok, sanmıyorum. Olabilir abi. Sconfig de olabilir. Sconfiguration yazmak istiyoruz. Evet. Yıldızımız gitti. Bakalım şimdi. Yok. Invalid from address supplied. Make sure it exists. Okay. Şeyden dene o zaman abi. Eğer böyle bir hata alıyorsa interface order'ı değişmiş olabilir diye düşünüyorum. Umarım öyle bir şey olmamıştır. Bizim biraz teknik. Tamam bence. Ping 192.168. 201'e bir dakika ya biz ha 200 201'i kullanıyormuş. Tamam sen doğruymuşsun. 192.168 201'e 1 bizim firewall'du. Firewall cevap veriyor. 2 switch'imiz switch de cevap veriyor abi. 202 yani 201'e 2 cevap veriyor. Tamam sıkıntı yok o zaman doğru. Switch tarafında şey var da değil. Switch oraya niye? Yanlış hatırlıyorum. Bir bakayım. Bir saniye bakalım. Ne var buraya? Slash 24 vermişiz. Doğru. Yüz biri on.
Olması gereken yerde burası. Bir rahat abi. Büyük ihtimalle zaten onu direkt otomatik management interfezinden gönderiyor. O yüzden supply interfeze kızıyor ama. Bir de cevap alamıyoruz. İlginç. Tamam. 201.1. Show config'ten bir bakayım. Şu an sadece Configure VLAN Management IP adres bilgisini yazmışız. Bir de default gateway'imiz olmalıydı sanırım. Enable ICMP user role. Yukarıda. Configure IP route at default 201.1 via management tarafta. Okay. Burası doğru gibi gözüküyor. Peki management portunun konfigürasyonu gelmiş mi? Ona bakalım mı? Show Ha, VLAN show VLAN management abi. management. Burası da olmuş. Bekle. Şey kızıyor olabilir. Metman kardeşim iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Hoş geldin kardeşim sen de. Enable IP forwarding management yapsın abi. Enable IP forwarding management. Bu kadar mı? Evet abi. At bakalım. Management VLAN'da bu enable olamaz diyor. Tamam. Doğru. Enable etmemesi lazım. Onu görmek istedim ben de. Doğruyu söylüyor. Şöyle yapalım. IP forwarding. Bir de şöyle yapalım. IP forwarding VLAN management abi. Onu da yapamam lazım. VLAN management. Yok, bunda da yapamaz Ona da diyor. atarım. Yani şey çünkü management ayrı çalışır ve bir şey enable etmene gerek yoktur. Çünkü öbür taraftan ping atabiliyorsan bu Tamam. enteresan. Bir dakika. Şimdi management tarafı şurada. Bu arkadaş üzerinde. Yani VMware 2'yi dinlediğimde ben TCP dump VMware 2'yi dinleyip ne oluyor ne bitiyor baktığımda şunu görmem lazım. Onu pinklediğimde burada gidip gelen bir paket yok ve sistemden hiç paket çıkmıyor bile. Ancak bu taraftan, pardon bu taraftan diyorum, şuradan gönderdiğimde ikiye doğru, evet paketleri görüyorum abi buradan. Yani iki sistemi gayet güzel konuşuyor aslında. Büyük ihtimalle reboot ederse biz o edip o yüzden bütün Tamam, config yaptıktan sonra bir reboot edelim. Yani Murphy abi yapacak bir şey yok. reboot abi. Bak otomatik de yazmış aç kapa düzelir diye. Aa, onu görmedim. Ha, en altta yani. Klasik Ağaç kapa düzeli. abi. Doğru. O yüzden, Doğru. o yüzden bir diğer Tamam, bir aç kapa yapalım bakalım düzelecek mi? demiştin demek için beklerim. Bakalım. Tabii giriş yaparken önce bekliyor olacağız. Tarafta henüz bir şey yok. Burada sistem ayağı kalktı. Network anlamına bakalım. Ping. Bir tane paket göndermişler.
Şu an henüz daha sisteme yapamamış gözüküyor. Alp çözümlemesi yapamadı. Bakalım. Makine ayakta. Hala cevap vermiyor. Bakalım ne oldu? Authentication servisi de ayakta. Scottsec. Tamamımızın girişi yaptık. Şimdi DC'ye gel bakalım. Burayı şöyle ekranı temizleyeyim. Gönder abi bir tane ping bakalım. Cevap geldi. Güzel. Buradan da görebiliyoruz gidip gelen hikayeyi. Şimdi switch'ten deneyelim. Ping 192.168 201'e 10. Yok abi. Aç kapa düzenledi. Biri at abi. Belki firewall açıktır. Ya da Allah aynı. Allah. Çok enteresan. Yani sistemden paket çıkmıyor baksana. Hiç gidip gelen bir şey yok. Şu ondan doğru gelen, ondan ikiye doğru gelen istekler. İstekler değil, zaten bir tane istek atmışız da cevap gitmiş gelmiş. ICMP olarak. Sonrasında başka hiç çıkan eden bir paket yok bu tarafta. Allah Allah. Biz peki dün yapılandırmaya böyle mi başlamıştık mı? Arada başka bir adım var mıydı? Hatırlıyor musun? Yok yok, bunu test etmemiştik Ping'i de. Ben sadece şimdi meraktan test edelim demiştim. Ama şey, ben kendi ortamımdan da bakıyorum aynı şeyde. Konfigümüz aynı. Neyse, dünün daha sonra VLAN'da da yapmıştık zaten. Tamam. Management'ı verip erişebiliyorduk yani zaten. Tamam. Erişiyoruz da şeyden de sıkıntı yok. Yani bu burada bir ping atmıyor ama çok önemli değil, dediğim gibi burası management zaten, erişebiliyoruz diğer taraftan. O yüzden diğer şeyi yapabiliriz. Tamam, devam edelim abi. Dün şimdi arkadaşlar bütün çizim gösterdi. Dikkat ettiyseniz switch ile firewall arasında yeni bir bağlantı attık. Şimdi burası bağlantı attık ama burası layer 2 değil artık. Burası layer 3. Yani olan interfezinde daha önce 192.168.200 network vardı. Biz o 192.168.200 network'ünü switch üzerine aldık. Yani artık firewall tarafında böyle bir interface yok ve olmasını da istemiyoruz. Yani buradaki amacımız şu: Windows onun gateway'i artık switch olacak. Switch'in gateway'i de firewall olacak. Yani Windows on paketleri switch'e gönderecek. Switch de kendi üzerinde olmayan bir networkse bu, onu da firewall'a gönderecek. Ki bu sayede bu client işte internete mi erişecek veya serverlara mı erişecek, ona göre trafiği biz şey yapmış olacağız. Şimdi burada o nedenle biz arada bir network daha oluşturduk. İşte bu VMware 3 interface'i, daha doğrusu switch'ini yarattık ama bu switch'in yanında orada konuşacağımız VLAN bilgimiz de farklı oldu. Yanlış hatırlamıyorsam 255 vermiştik değil mi? O nedenle oraya VLAN 255 diyebiliriz. VLAN 255'i kullanacağız. VLAN 255'te firewall tarafımız 192.168 168 255 1 slash 29 olarak set edildi. Bunun switch tarafını da 192.168 255'e 2 olarak set ettik. Gene slash 29. Bunları yazacağım şimdi. Şöyle. Burası şu arada konuşulan kısım şurasıyla atıyorum. Şurası arasında konuşulan kısım VLAN 255 arasında gidiyor. Doğru mu? Doğru.
Tamam. Yani şurada VLAN 200. Ah. Bunu yazmak ne zormuş ya. VLAN 255 olacak burası. Şurası eskiden biz hep 200 blok kullanıyorduk ya. Şey için Windows client'ların olduğu kısım. Burası VLAN 200 olacak. Atıyorum. Şurası da atıyorum VLAN 200 sal beni 201 olacak burası değil mi? Yanlış hayal etmiyorum Evet, kafamda. oraya bir VLAN teki vermedik ama hani VLAN ID'si vermedik ama orası bizim için VLAN 201. Hı. Okey. Yani orada bizim üzerine onu da bir gün VLAN 201'e çeviririz yani. Tamam. Oradan Şuralara başlıyoruz. taglar veriyor olacağız o zaman. Şu taglardan bir tanesi ya ne iğrenç bir şeymiş ya. Şu taglardan bir tanesi şurası 255'i buradaki gidip gelen paketler üzerinde etiketleme işini yapacak ki sadece bu VLAN içerisinde burası konuşabilsin. Şu şey üzerinde, Exos üzerinde. Bu arayüz üzerinden gidenlere de taglar ekleyeceğiz. Tabii öncesinde VLAN'ları oluşturmamız lazım. Sonra taglamaları yapıyor olmamız lazım. Doğru mu? Aynen öyle. Tamam. Sendeyiz o zaman. Tamam abi. Şimdi o zaman VLAN 255'i yapalım ki firewall arasında bir konuşturalım. Orası aktif olsun. Tamam. Create VLAN mıydı? Öncelikle evet, create VLAN. Taba bas abi. Arkadaşlar da görmüş olur. Gördüğünüz gibi bir VLAN name var diyor bize burada. Biz burada şöyle devam ediyoruz. Daha doğrusu Exos böyle çalışıyor. O nedenle şey yapacağız. Create VLAN VL255 diyeceğiz. Büyük harf, küçük harf fark etmez. Nasıl istiyorsanız kullanabilirsiniz. Aslında bir VLAN name veriyoruz burada. 255 de yazabilirsiniz. Canınız ne istiyorsa. Burada şu an sadece bir isim veriyoruz. Daha henüz tagleme vesaire yapmıyoruz. Enter diyebilirsin abi. Şimdi VLAN oluştu. Bakın Barkın'ın az önce bahsettiği hikaye başına hemen yıldız geldi. Çünkü yeni bir config yaptık. Bu config şu an aktif, çalışıyor ama reboot'ta gider. Ama en son biz kaydedeceğiz. Şimdi VLAN'ımızı oluşturduk ama bu VLAN'a bir tag atamamız lazım. O yüzden configure VLAN böyle 255 255 tag 255. Okay. Yani burada şunu dedik. Benim VLAN 255'im vardı. Senin tagin de 255. Bu arada arkadaşlar yani biz anlayabilmek için kolay olsun diye isimlendirilmelerimizi böyle veriyoruz. Siz VLAN 255 deyip tagini 1000 verebilirsiniz. Ne olduğunu önemi yok çünkü o VLAN 255 ibaresi orada bir isim. Oraya server yazabilirsiniz. Problem değil. Ben bu server VLAN olarak adlandırmak istiyorum. Tagini de 25 vermek istiyorum. Bu tamamen sizin dizaynınızla alakalı. Biz kolay olsun, baktığımızda gören anlasın diye böyle basit ilerliyoruz. Şimdi bunu ayarladıktan sonra artık bu VLAN'a bir IP vereceğiz. Configure VLAN VL255 IP adres 192.168.255.2/24 şey 29 pardon. 29. Daha dar Şimdi bir burada alta üzerinde konuşsun istiyorum ki. ne istiyoruz? Neden? Çünkü yanlışlıkla birisi o VLAN'da portu açık bırakır. Orada DSP de açık olabilir. Veya art niyetli olabilirsiniz. Siz kalkıp da 255.2'yi kendinize verirseniz bir anda firewall'dan Switch'e gelen bütün trafiği kendi üzerinize alabilirsiniz veya orada zaten IP çatışmasından dolayı ortalık karışabilir. Yani backbone Switch'e gelecek olan, yani backbone dediğimiz nedir? Omurga Switch'tir bizim için. Bir şirketin göbeğinde duran, bütün trafiği yöneten bir omurga Switch'iniz olur. Bütün trafik buraya gelir, buradan sonra dağılır. Bizim yapımızda da bu aslında basit bir omurga Switch dizayn ediyoruz. Olabildiğince sandviç küçük tutarsınız ki orada başka birisi bu IP'yi kullanmasın. Slash 30 da verebilirsiniz. Ama slash 29 iyidir. Yani bu nedenle küçük tutuyoruz.
Şu an gördüğünüz gibi şeyi aktif etmiş olduk. VLAN'ımız var. VLAN IP'miz var. Ama eksik olan bir şey var. Bu sivilcin firewall'a bağlı olduğu portu bu VLAN'a atamadı. O VLAN'ımıza bizim port 1. O yüzden şimdi o port atamasını yapacağız. Configure VLAN, VLAN 255. VLAN VLAN 255 add port 1 şey Evet. boşluk olacak. Tamam. Port boşluk 1 boşluk untext. Tamamdır. Tamam. Okay. Okay. Şimdi bu yaptığımız işlemden de ufak başlayayım. Çünkü Cisco'da bu biraz farklıdır. Cisco'da network dünyasını domine ettiği için insanlar oradan alışkın oluyor. Şu untagged mevzusunu anlamıyorlar. Yani bir türlü oturmuyor kafada. Çünkü Cisco'da bu access VLAN şeklindedir. Portu access VLAN yapıp VLAN ataması da yaptığında o port aslında o VLAN'a dahildir. Şimdi diğer bazı üreticiler işte burada tagged untagged mantığını kullanırlar. Şimdi tagged port bizim için trunklıdır. Yani trunk port yapabilirsiniz. Trunk port nedir? Birden fazla VLAN'ın geçtiği port demektir. Örneğin biz firewall'la kendi aramızda trunk port konuşabiliriz. Ve buradaki bütün VLAN'ların tagli olarak oraya gitmesi gerekir ki firewall hangi VLAN'dan hangi paket geliyor ayırabilsin. Fakat access VLAN yaptığımızda orada aslında bir VLAN tagi iletilmez. Yani bu şöyle düşünün. Bir havuz yapıyoruz biz küme ama bu kümeye atadığımız şeyleri veya şöyle düşünün bir çember oluşturduk. Bu çembere bir tane kablo bağladık. Bu kablo artık o çembere dahil. Bunun için oraya bir etiket yapıştırmanıza gerek yok. Ama bir çember oluşturmadınız. Geniş bir havuz var. Buraya bir kablo taktığınızda bunun kim olduğunu anlamanız gerekiyor. İşte o durumda tagleme yaparsınız ki VLAN tagi atarsınız ki ha ben bu porttan bu VLAN'da konuşacağım. Bizim burada yaptığımız senaryoda biz buraya bir tag vermiyoruz ki firewall'la ben kendi aramda bir VLAN alışverişi yapmayacağım. O VLAN'da olacağım ama o VLAN bilgisiyle ilgili bir şeyi birbirimize taşımayacağız. Bu nedenle port 1 VLAN 255'e atadık. Bu VLAN 255 havuzunun içinde bir port. Ama biz buradan paket gönderirken paket header'ın içinde bir VLAN tagi iletmeyeceğiz. İletmediğiniz için de herhangi bir VLAN bilgisini kendi aralarında paylaşmayacaklar, görmeyecekler. Çünkü her iki tarafta access port dediğimiz mantıkta birbirine bağlı. O yüzden burayı untagged olarak belirledik. Şimdi burada eksik kalan tek bir config kaldı. Yani bu VLAN için. Burada IP forwarding açık değil. Ve default route tanımlamadık. O yüzden öncelikle default route'unu tanımlayalım. Ondan sonra da forwarding'i açalım. Abi şey yazalım. Configure IP route add Eyvallah. default. Configure IP IP root route add default bizim firewall'umuzun IP'si 192.168.255.1 192.168 255.1 Tamam. Tamam. Enter'a Okay. basıyoruz abi. Ve IP forwarding'i de açalım. Enable Enable IP forwarding Evet. VLAN ve VLAN VL255 Bu kadar. 255 Enter. Bu kadar. Tamam. Save Şimdi config diyebilirsin. Bunu bir kaydetsin. oraya gidebiliyor muyuz? Ona bakacağız herhalde. Evet. Evet, ping atabiliriz abi. Atabiliyorsak şöyle tabii. Yani. 198 255'e 255. Bir.
Ben de şükür. Bir taraf çalıştı abi. Okey. Dediğim gibi management farklı çalışıyor bu aletle. Okey. Yani şu an şunu kurmuş olduk. Bu switch firewall'la konuşabiliyor. Ama dikkat ederseniz bizim Win10 makinamızla ilgili hiçbir şey yapmadık. Yani şu an bakın Win10 makinesine ping atmaya çalışsa onunla ilgili bir şey yapamayacak. Çünkü onunla ilgili herhangi bir bilgi yok. Hatta gönderdiği paket de firewall'a gidecek. Çünkü kendi üzerinde böyle bir network olmadığı için çünkü 192.168.200 network'ü şu an hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde tanımlı değil. Switch'te de tanımlı değil. Switch'e bile sorsak sen 192.168.200 network'ünden bir IP'ye git dediğimizde o da trafiğini firewall'a gönderecek. Neden? Çünkü bilmiyor. Bilmediği bir network'e her zaman default route'una yönlendirir. O da firewall olacağı için erişemeyecek. İstersen test için onun pingini atabilirsin abi. 200 ve 3 IP'miz. Şunu. Evet. Şimdi atamadığımızı görelim ki az sonra yaptığımızı attığımızı gösterebiliriz. Tamam. Gördüğünüz gibi bu trafik aslında trace attığımızda bile bu trafiğin firewall'a gittiğini görebiliyoruz. Firewall loglarına baksak bu trafik firewall'da şu an. Çünkü kendi üzerinde böyle bir interfezi yok. O yüzden şimdi az önce bir VLAN 255 için yaptığımız adımları bu sefer VLAN 200 için yapacağız. Tamam. Aynen abi yukarıya çıkarak devam edebilirsin. Önce create VLAN yapacağız. Tamamdır. Aynen. VLAN client 200. tarafı ise 200 olacak. Hı. Tamam. Sonra ne yapmışız? Tag Tag demişiz oraya. verdik. Tagini verdim. Sonra bir port eklemem lazım buraya. Evet, port 2 ekleyeceğiz. Port 2 o tarafta. Yani Evet. şu port. Birinci port bu taraftaydı. İkinci port bu taraftaydı. Bunu ekliyorum şimdi. Yine untagged mi burası? Tagged mi? Tabii ki. Yok, Antek. Trunk Antek. bizde şu an hiçbir trunk portumuz yok. Antek o yüzden. Okey. Tamamdır. Ekledik. IP verelim. Hemen IP veriyoruz. Konfigür. Configure VLAN. Bir. Heh, şu. IP adres 200'e bununki 1 olacak değil mi? Evet, bu bir olacak. Slash 24. Slash 24. Tamamdır. Okey, bunu da verdik. Bir de IP forwarding açacağız. Configure IP forwarding enable VLAN 200. Nerede o? Bir altta. Bir daha aynı abi. Burası. VLAN 200. Okay. Aynen. İstersen show configure'da bir bakalım. Tamam. Eksik bir şey kalmış mı? Okey. VLAN 200'ü create ettik. Tagini verdik. VLAN 255 oluşturduk. Tagini verdik. Portları atadık. Management IP adresimiz burada. VLAN 200'ün IP adresi burada. Forwarding'i açtık. Bir tur daha aşağı in abi. VLAN 255'in IP'si orada. O zaten çalışıyordu. Rootlarımız burada. Tamamdır. Başka bir şey yok. Şu an save config deyip testlerimizi yapabilirsin. Tamam. Oldu burası da. Tamam. Client'ımıza gene ping at istersen. Tamam. 298, 200'e. 3. Aynen. Burası da çalışıyor. Okey. Yani günün Burası da sonunda çalışıyor. şuraya switch'in burayla haberleşmesi de VLAN'ları oluşturduktan sonra çalışıyor.
Şurada VLAN'ımızı oluşturduk. Tagledik, IP verdik buraya. Şurası çalışıyor. Şimdi tabii bu arada burada bir değişiklik yapmadık aslında IP bloğu olarak. Sadece şurada bir firewall vardı Windows 10'un üzerinde. O firewall'u kapattık. Şu şeyin üzerinde aslında yapmış olduğumuz hileyi gösterelim ki otomatikman switch üzerinden yapıldığında hemen herkes IP ping atımını göremiyor olacaklar. Böyleydi aslında yapı. Yapı böyleydi. Dolayısıyla bu şekilde olduğu zaman switch'ten buraya gidemiyorsunuz. Daha doğrusu gittiğinizde paketlerin cevabı gelmiyor. Şöyle. Biz bunu görüntüleyebilmek için Windows 10 üzerinde firewall kapattığımızda bu sefer erişimin başarılı bir şekilde sağlandığını görüyoruz. Ama tersinden de doğrulayabilirsiniz. Yani buradan gelip ping 192.168 201 dediğinizde her halükarda erişiyorsunuz switch'in üzerindeki IP adresine. Tamamdır Alkan'ım. Burası da. Şu iki tarafı hallettik. Sanırım bir tek management'la ilgili bir varsa bir problemimiz kaldı. Yani buradan buraya bağlantı gayet güzel çalışıyor. Bir sıkıntımız yok. Buradan buraya da gayet güzel erişebiliyoruz. Burayla ilgili de bir sıkıntımız yok. Bir tek belki şu kısmı bir üzerinden tekrar geçmekte fayda var. Yani buranın SSH'ını işte yönetim servislerini falan daha doğrusu SSH demeyelim yönetim servislerini falan yapılandıralım bakalım buradan buraya Active Directory üzerinden management'a gelebiliyor muyuz? Onu da üzerinden geçersek sıkıntı kalmayacak gibi. Tamamdır. O zaman SSH enable edelim ki SSH Tamam. yapamadığımızı görelim. Tamam. Configure SSH 2 Configure SSH. SSH 2 Hı. 2 boşluk key Hı. Enter. SSH key'ini yapılandırmasını söylüyoruz Evet burada. ediyor. Tamam. Şimdi burada kabul edeceğimiz encryption key'ler, algoritmalar onları belirteceğiz. Tamam. Configure SSH2 enable. Onları belirtmeden olmuyor mu Alkan'ım? Yok, olmuyor. Onları belirtmezsen bu adam sadece SSH key generate ediyor ama destekleyeceği algoritmaları bilmiyor. Bilmediği için de bunları belirtmediğin için de senin SSH client'ın bu sefer diyor ki karşı taraf bana cevap vermiyor. O yüzden bunları generate etmen lazım. Tamam. Arada yayın Configure donuyor demişler. Seste bir sıkıntı var mı kardeşlerim? Yani ses ve görüntü problemli mi? Onu sorayım. Ses kesintisiz geliyor ama yayın donuyor. Anladım. Ben de hayvan gibi drop olmuş ama. Evet, hayvan gibi drop olmuş abi. %27 drop var yani. Ancak şu an düzelmiş olmalı. Yani şu an kesintisiz geliyor olmalı diyeceğim. Kesintisiz mi? Ufak donmalar oluyor gibi. Peki, yani ne yapabilirim bilmiyorum ama bir sıkıntı çok böyle hani izleyemeyecek kadar oluşursa o zaman beni tekrar uyarırsanız sevinirim kardeşlerim. Tamam. Sanki ben de yayına baktım da daha iyi gibi şu an. Tamam. Yani Görüntü. bir şey olursa gene haber versinler bana. Okey, configure SSH 2 gene. Ondan sonrasında SSH2 enable enable. key şey chipper pardon key değil abi. Burada key yok. Sayfa. Chipper. Yok yok direkt CI arada H yok. Tamam, sayfa geldi. All. Aha. Bütün sayfaları aktif edeceğim Enter. diyorsun. Peki. Evet. Başka? Mac
Mac'i de açacağız. Mac Tamamdır. All. Okay. Bir de PK tire ALG var. Mac ve Super yerine. Ne diyeceğim? SH2 enable. Boşluk. P'ye bas abi. Tabla. Hı. Parantezi. Aynen. All. Tamam. Tamam. Yani bu şekilde aslında servisin kullanacağı bütün özellikleri açmış olduk. Şu an bir tek enable etmedik. Onu enable edeceğiz. Tamam. Enable SSH2 diyoruz. SSH2'yi de açıyoruz. Yani SSH'ı da enable etmiş oluyoruz. Okey. SSH'ın şifreli bir iletişim protokolü içermesinden kaynaklı aktif ettiğimiz bir takım şifreleme algoritmaları, işte mesajlaşma içerisinde desteklediği çeşitli, nasıl diyeyim, hashing algoritmaları ve paketlerin aslında versiyonuna göre desteklediği çeşitli farklı şeyler var, versiyon bilgileri var. Bunları yapılandırmasına tamamını açarak konfigür ettik SSH'ı. Bu ilerleyen aşamalarda SSH ile ilgili ortaya çıkabilecek güvenlik konuları üzerinde de değineceğimiz bir kısmı olacak. Yeri gelecek buraya sıra. Şu an bunların yapılandırmalarını bu noktada tamamına hali hazırda desteklenilen, içerisinde yer alan özelliklerin tamamına izin verdiğimiz için ilerleyen aşamalarda karşımıza çıkacağını hatırlatayım. Yani bir oraya bir ankor dediğimiz bir şeyini, çengelini atmış olayım. Yarın bir gün konu geldiği zaman buraya referans veriyor olacağım, haberiniz olsun. Enable SSH2 bu kadar değil mi? Enter. Bu kadar. Enter. Tamamdır. Şimdi artık management üzerinde SSH servisini aktif ettik değil mi? Management arayüzü üzerinde. Evet, cihaz üzerindeki şeyi açmış olduk. SSH açmış Tamam. olduk. Dört türlü. Dolayısıyla artık şuradan management portunu belirtmedik ama gerçi de o şey default VLAN diye Default belirttiğimiz geliyor abi. yerde. Onu belirtmeye Ha. gerek yok. Okey. Dolayısıyla Management mi lan? buradan buraya artık erişebiliyor olmalıyım. Doğru mu? Şöyle. Doğru. Aha. Peki. Bakalım. Active Directory üzerinden. Sisteme giriş yapalım. Directory deyip duruyorum işte. Domain Controller makinesi üzerinden desek daha doğru. 201'e 2 switch'in IP'si, switch'in IP adresiydi. Şimdi buradan SSH 192.168.201'e 2 Scatsec kullanıcısına gitmeye çalışalım. Süper. SSH servisi bize cevap veriyor. Ve oluşturmuş olduğumuz parolasını verdiğimiz zaman sisteme giriş yapabiliyoruz buradan da yönetim arayüzüne. Aynı işlemi client tarafından yapamıyor olmamız gerekiyor. Client tarafından geldiğimizde Client'tan yaparsın. öyle mi? Ping Çünkü192.168 201'e 2'ye gidebiliyor muyuz? Yani gidemiyoruz. Yani şunu yapmaya çalıştım. Şu an default gateway'im burada benim. Yani burası 200'e 3 IP'sine sahip. Burası da 200'e buradaki port 200'e neydi bu abinin? 1'di galiba değil mi? Burası. Burada ise şu bacakta 201'e 192.168 tabi yazmıyorum bunları. 201'e 2 IP'si var. Bu arkadaşın 201'e 10 IP'si. Bu arkadaşın da 201'e 1 IP'sine sahip. Buradan buraya erişebildiğimizi gördük. Şimdi buradan buraya erişmeyi denedik.
Aslında şunu denemek daha doğru olabilir mi ya? Buradan şöyle gidip buraya erişebiliyor muyuz? Onu denemek mantıklı olabilir mi? Değil mi? Yani bu Göstermiş arkadaştan olacağız burası şuraya gitmeye çalışıyor olacağız. Ping 192, 168, 201'e 10'a gidebiliyor olmalı mıyız? Gidemiyoruz. 1'e gidebiliyor muyuz? 1'e de gidemiyoruz abi. Yani client şuradan öteye çıkamadı abi. Şuradan öteye çıkamadı client. Gözüken o. 8-8'e ping atabiliyor musun? Dışarı gidiyorum diyorsun. Peki. Oraya da gidemedim. Dün hatırlıyorsam bu alette bir 103'e 3 dün de böyle bir şey olmuştu hatırlıyorsan. Windows onu bir Ethernet kartını disable etmiştik. Tamam, bir bakayım. Evet, sanki böyle bir şey olmuştu. Ben hatırladım şimdi. Geri gel. Change adapter setting. Disable. Enable. Üzerindeki IP yapılandırmamız doğru abi. Yani olması gerektiği gibi. Acaba yönlenmede mi sıkıntı var? Routing işinde mi sıkıntı var şu an? Bir daha bakalım ya. Buradan bir dene abi istersen. Tamam. 201'e gidebiliyor muyum? Gidebiliyorum abi. Yani switch'le konuşabiliyorum. Switch'in Tamam. şu bacağıyla konuşmayla ilgili bir sıkıntım yok. Ne oluyorsa anladığım kadarıyla paket şuradan sonrasındaki yapacağı geçiş işleminde bir sıkıntı yaşıyor. Tamam, onu da hallederiz. Tamam. Pinkli abi, 192.168 255'e 2'yi pinkle. Yani Sivic'in bacağını. Firewall'a Tamam. bakan bacağını. Gidebiliyorum oraya da. Tamam. Biri de pinkli abi şimdi. Firewall'u. Firewall'a bacağı şu an cevap vermiyor bana. Switch gidebiliyordu ama değil mi? Ondan emin değiliz. Ping 192 168 255'e 1 cevap veriyor. Switch gidebiliyor. Ben de yani buradan Tamam. buraya gidiş Forwarding var. ile ilgili Aynen. olabileceğini düşünüyorum. Bir forwarding'e bakalım abi. Bir konfiglere bakalım tekrardan. Sanki Configuration. Switch oradan aldığı paketi oradan gönderemiyormuş gibi. VLAN 200'de forwarding var. Tamam. Yani 255'te de var. Var mı? Ha, şuradaymış, Aynen. gördüm. Var Harika. tepede. IP at default. O da var. Burada aslında bir eksiklik yok gibi. Şunu yapsak ya bakın. Diğer portları enable galiba bunun. Onları bir disable edelim. Paket orada loop'a girmesin. Tamam. Hepsi aynı şeye bağlı ya. Adam sapıtmasın. Tamam. Disable ports. Disable Bu 3'ten 9'a. port. Şöyle. Diğer portları kapatıyorum. Aynen. Hepsini aynı VLAN'a verdik. Yani daha doğrusu aynı Twitch'e bağlılar. Aynı VLAN'da değiller ama. Tamam. Şimdi bu Ama 255'e gidiyor. E, 203 makinesine de gidebiliyor aslında da firewall aktif ettik ya. firewall Orada. kapalı. Tamam.
Buradan Tamam. hatta dönelim bakalım bu tarafa. 200'e 1 cevap veriyor. Güzel. Bunun diğer bacağı olan 255'e 2 idi sanırım. Buna da gidebiliyorum. Ve buradan 1'e gitmem gerekiyor. Gidiyorum abi. Şimdi oldu. Tamam. Loop'a Güzel. giriyor olabilir çünkü aynı interfeyse bağlı adam paketi şey, Evet. daha doğrusu Her Proximus biri switch'i her yerden basıyordur şimdi. aynen öyle. Aynen öyle. Aynen. Yani şuradaki switch kafa karıştırıyor olabilir dedi Alkan. Doğru. Yani şurada yer alan dummy switch şurada başka portlar da aslında buraya bağlı. Az önce disable ettiğimiz portlar da şöyle sırayla bağlılar bu tarafa. Ya, beni niye salmıyorsun? Böyle 9 tane daha, pardon, 7 tane daha port bağlantısı mevcut orada. Şuradan görebilirsiniz. VMware 4 switch'inde bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane daha port var. Şu management için olan port, şu firewall'la switch'in bağlantısının olduğu port, şu client için olan port. Geri kalan kısımlarını kapattık. Yani aslında bütün portlar aynı yere bağlı. Geri kalan kısımları kapattık. Şimdi bu arada anlayacağınız üzere şöyle bir ihtiyaç doğuyor. Yarın bir gün şuraya bir başka makine ekleyeceğimiz zaman yanlışım varsa düzelt beni bu arada Alkan. Buraya yarın bir gün başka bir makine ekleyeceğiz. Ve bunun için atıyorum şu VMware'dan bir tane daha oluşturacağız. Bunu buraya bağlayacağız. Bunu da gideceğiz buradaki porta bağlayacağız. Atıyorum yarın bir gün başka bir makine daha yine VLAN 200'de olacaksa bir tane daha şu VMware'den daha eklememiz gerekiyor olacak. Şunu işte buraya bağlayacağız. Oops. Şunu şuraya bağlı olacağız. İşte atıyorum bunu da gelip buradan switch'e bağlı olacağız gibi. Yani şu arkadaş dummy bir switch olduğu için üzerindeki bütün trafiği aynı anda diğer bütün sistemlere bastığı için ortalığı karıştırabiliyor. Portları aktif etmeseydik bile sadece yapmamız gereken şey şu olmalıydı. Edit. Disconnect dememiz gerekiyordu ki portların en azından o switch üzerindeki bağlantılarını kopartmış olalım gibisinden. Ama da biz otomatikman switch üzerindeki bütün portları disable ettik. Yarın bir gün dediğim gibi diğer makinaları aynı VLAN üzerinden konuşturacağımızda şunların değerlerinin değişmesi gerekiyor olacak ya da yenilerinin oluşturulması gerekiyor olacak. Evet, burası tamam oldu gibi sanki Alkan. Tabii Evet, şeyden oraya oturttuk. şunu denemedim. Yani bu Bu arada söyle, neyi denemedin dostum? aslında hikaye böyle başlamıştı ya. 255 1 201'e 10'a 10. gidebiliyor mu? Gidiyor. Ve otomatikman buradan aslında hikaye şeye de dönüyor. Bunun management'ına da gidebiliyor olmalıyım. Ve hatta SSH 192.168 201 2 dediğimde SSH geliyor bu taraftan. Daha önceden SSH yaptığımız için iki kurulum arasındaki SSH keyleri kafayı karıştırıyor bu sistemde. Şunu yaparsam sıkıntı kalmayacak kardeşlerim. Yani şuraya takılmayın. Şunu hemen değiştirmiş olayım. SSH nohost dosyasını silersem buradan tekrar bağlandığımda bağlantı bu sefer geliyor olacak. Şimdi peki bu bizim istediğimiz bir şey mi bu arada Alkan? Yani daha doğrusu öğrenmeye çalıştığım şey şu. Bu paket yani şu management portuna giderken ben öncelikli olarak paketim benim buradan çıkan paketim şöyle mi geliyor? Buradan dolaşıp şöyle mi geliyor? Yoksa buradan çıkan paket şuradan şöyle mi geliyor? Yani bildiğim kadarıyla switch içeride o trafiği döndürmüyor. Yani VLAN Management interfezinde IP forwarding enable değil. O yüzden firewall üzerinden dönmesi lazım. Ama doğrulaması en kolay. Bir, traceroute'la yapabiliriz. İki, Tamam. firewall üzerindeki loglara bakarız. Gerçekten trafik oradan mı dönüyor, orada başka bir yerden mi dönüyor? Tracer yapamadım ya. TraceRT. TraceRT. Ha, böyle mi? Aha.
Kafa öyle. Kafaya bir şeye gidiyor. Linux'a gidiyor. IP'yi Tamam. yazar. 128. O klasik hep kafa karışıyor. 201 201 1 2 değil de 10 diyelim mesela. Yani DC'ye nasıl gidiyor? 2. İsim çö DC'ye doğru gidiyordur çünkü. isim çözme D ile verelim. D'yi boşuna verelim. D'yi araya koyacaksın. Aynen. Trace Tamam. Aynen. R'den sonra. SSH'ı eklediler şu komut satırına da bir şu syntax yok diye sonunda alınmayınca olmuyor yani. Aynen öyle. Tamam, şimdi bakın 201'e gidiyormuşuz önce. Oradan 255 1'e gidiyormuşuz. Oradan da 201 10'a gidiyormuşuz. Yani paket buradan şurası 1 diye 201 önce buraya geliyormuş. Şurası 255'e 2 idi. 255'e 2'den 255 1'e yani şuraya geliyormuş paket. Buradan da şu arkadaşa geliyormuş dönüp. Yani dolayısıyla aslında firewall üzerinden dönüp geliyor. Şuradan switch üzerinden direkt kısa yol oluşmuyor, shortcut oluşmuyor. Şuradan döndürerek geliyormuş yani. Okey. Tamam. İkiye de yap abi sen. Sen gene ikiye de yap. Çünkü Ha, switch kendi tabii. içinde döndürüyor mu merak ettim trafiği. Kendi içinde kısa yol yapıyor mu? Tamam, ona da bakalım. Ha. Yok, aynı hikaye. O da yukarıdan firewall'dan dolaşıyor. Ondan sonra o şekilde geliyor. Güzel. Okey. Doğru ilerliyoruz. Tamamdır. Yani burada bunu engellemek istiyorsak firewall'da kural yazacağız. Yani Aynen öyle. management interface'e SSH yapamasınlar diye. Aynen öyle. Diyorum. Aynen öyle. Tamam. Başka ne var? Bu Ne kaldı? yani birkaç file şeyde switch üzerindeki ayarları yapabiliriz. İşte NTP, DNS, çünkü Active Directory öyle dizayn ettik. Hazır bu sistemde oradan onları çözsün, yapsın. Hatta sonra şeyi de gösterelim. Firewall'da yaptığımız tree'yi de gösterelim. Çünkü bu trafiğin normalde dönmemesi lazım. Evet. Çalışmaması lazım biliyorsunuz. Biz orada bir Tamam. şeyler yaptık. Onu da Aynen duyursun öyle. arkadaşlar. Aynen öyle. Yapalım abi. Burası firewall ama tabii böyle gitmeyeceğiz, değil mi? Nereden gideceğiz? Client'ın Aha. üstünden doğru gideceğiz. Client'a girelim. Client değil de Active Directory. Pardon. Doğru değil mi? Active Directory'den yapıyorduk bunu. Olur. Her ikisi de olur. İkisinden de yaşayabilirsin. Sıkıntı olmaz. DC'den, dün nereden yaptıysak DC'nin üzerinden yapmıştık. Ha. Genişleteyim. Aşağı indir. Bu arada soru falan var mı? Yok vallahi ya. Sessiz sedasız bizi izliyorlar ya da izleyemiyorlar, sadece dinliyor da olabilirler. Çünkü hayvan gibi drop olmaya devam ediyorum abi. %32'deyim. Anlattıklarımın %32 internet çöplüğüne boşa gitmiş abi. 201.44.44 HTTPS. Şöyle gidiyoruz. Okay. More information. Sofos'un arayüzünü açtı abi. Admin. Ben izleyemiyorum abi yayında. Çok fazla drop var. Evet, drop var. İnsanlardan yeteri kadar demek ki bağış ve abonelik alamadığımız için Discord diyorum şey, Twitch buna demek ki bir şey kısıtlama getirmiş, ondan kaynaklı diyelim. Öyle bağlıyordum hikayeyi. Tamam. Hangisiydi? Şey tarafında mı? Network tarafında mıydı? Evet, önce network'te yaptığımızı gösterelim. Hı. Port 1'i değiştirdik. Tamam, aynen. Port 1'de IP adresini 201'liydi bu taraf. 255.1 yapıp slash 29'a çektik. Evet. İlk yaptığımız hareket buydu. Kural ekledik mi, eklemedik diye hatırlıyorum, değil mi? Başka? Kural eklemedik, routing ekledik. Hı. Dönüş trafiği için.
Aynen. Şu. Statik bir route ekleyelim dedik. O da 200'lü blok için konuşacaksan, 200'lü bloğa bir trafik ileteceksen ya da 255 2'ye gönder bunu diye bir route eklemesi yaptık. Şöyle göstereyim. 200'lü olan slash 24 network'üne 2 IP adresinden ve port olarak da işte kendi üzerindeki yer alan 255.1 IP'sinin bulunduğu portu gösterip öyle bir routing tanımı yaptık. Doğru. Başka? Başka burada bir şey yapmadık. Kuralımız zaten vardı. Yani var olan kuralımız zaten geçerli. Belki burada merak ediyorsa arkadaşlar niye Sesin gitti Alkan'ım. Tamam. şeyi bahsediyorum. Tamam. Burada şeyden bahsetmekten fayda olabilir. Niye böyle bir dönüş routing yazdık? Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce Martin çok basit bir test yaptı. Traceroute aldı. İşte adres sunucusuna giderken yani domain controller'a veya akredite nasıl isimli, erişirken trafiğimizin yolu önce switch'e geldi, switch firewall'a gönderdi, işte firewall da Active Directory'ye iletti trafiği. Şimdi trafik hiçbir zaman tek yönde olmaz. En basitinden attığınız ping'in bile bir dönüşü olmak zorunda. Eğer ping'e dönüş almıyorsanız bunun birkaç sebebi olabilir. Bir routing ile ilgili probleminiz vardır. Trafik geri gelmiyordur. Veya işte firewall vardır makinenin üzerinde, o kapalıdır. O yüzden cevap vermiyordur. Şimdi routing olmadığı durumda hikaye şöyle olurdu. Atıyorum Windows 10 makinesinden ping attınız. Ping switch'e geldi. Switch'ten firewall'a geldi. Firewall Active Directory'ye iletti. Active Directory cevap vermek için paketi tekrar firewall'a yolladı. Ama firewall 200'ün network'ün nerede olduğunu bilmiyor. Yani biz şu statik routing'i yazmasaydık firewall paketi internete göndermeye çalışacaktı. Çünkü 200'ün network'ü kendi üzerinde değilse veya bir route yazmadıysanız şunu düşünecekti. Demek ki bu paket veya erişmeye çalıştığım 200'ün network benim bilmediğim bir yerde, benim bilmediğim yer internet, o zaman internete gönderirim diyecekti ve paket kaybolacaktı. Haliyle biz erişemeyecektik. Bu nedenle firewall'a geri dönüş rutu yazıyoruz ki ilettiğimiz paketler geriye dönebilsin. Başka türlü çünkü bu paketleri işletemeyiz ve trafiğin transaction'ını uçtan uca sağlayamayız. Bu nedenle örneğin yarın bir gün Exos'un arkasına VLAN 202 oluşturduk. 192.168.202'yi verdik. Firewall'da da eğer bunun root'unu unutursanız ondan sonra günlerce uğraşırsınız. Ya biz niye Switch'e gidebiliyoruz, herkesi pingleyebiliyoruz. İşte 200'den 202'ye ping gidiyor, switch pingleniyor ama nedense firewall'dan öteye gidemiyoruz. Firewall'a bile gidemiyoruz. O yüzden firewall'da bu geri dönüş rutunu yazmanız her zaman önemli ki trafik tekrardan buraya gelebilsin. Biz bu nedenle dün zaten bu ayarları yapmıştık. Tekrardan yapmaya gerek yok. Hazır var olduğu için bu trafik çalıştı. Ama normal şartlarda sıfırdan zaten bunu kurguladığınızda herhangi bir trafik geri dönüşünü yazmazsanız bu trafiğin testlerini yaptığınızda pingleriniz kaybolur, hiçbir yere erişmez ve bundan da ilgili problem yaşarsınız. Aynen. Makinenin üzerinde zaten 3 tane bölge var. Routing açısından senin de dediğin gibi 255 blok, 201 blok ve bunların dışında bir şey gönderecekse bir tarafa paket gönderecekse default route olan internet var. Bir tane de 200 için route giriyoruz ki buradan buraya gidecek olan trafik ya da buradan buraya gidecek olan fark etmez. Şuradan aşağı inecek olan bu trafik için bu arkadaş yani Sophos 200 blok için bir kendine gönderim yolu belirtilmesi lazım. 200'lü blok için şuradan şu 255'li olan IP'nin üzerinden paketleri gönder diye kuralı giriyoruz ki bu network için bir paket teslim aldığı zaman düzgün iletimi, bizim istediğimiz iletimi düzgün bir şekilde yapabilsin diye. Doğru. Bunları da hallettik. Başka? Ha. Başka dediğim gibi istersen buyursan sen. Nedir o? İnternetten ben gelirken oraya rahat erişebileyim de girdiğimiz kurallar var. Onları gösterebilirim. Şunu yaptım kardeşlerim dün bir de. İnternetten
Bir paket geldiğinde internetten ya da bir trafikle geldiğinde bu trafik benim istediğim şekilde istediğim makinelere gidebilsin test etmeye çalışmıştık Sophos'tan. Bu da şey için yönetim hikayesi için. Yani şu Windows 10 makinesini ben yönetim sistemi olarak kullanmak istiyorum. Farz edelim ki. Farz misal bu makineye ben VPN yapıp da erişebilirim. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz dedim. Daha kısa, hızlı çözüm anlamında. Firewall'un kendi üzerindeki yer alan internete bakan IP adresine ben ziyaret ettiğim zaman kendi evimden, kendi evimde statik IP'm var. Kendi evimdeki IP'mden Firewall'un dış IP adresini ziyaret ettiğimde paketler şu Windows 10'a yönlendirilsin. Dolayısıyla Windows 10'a da ben uzaktan masaüstü bağlantısı yapabileyim. Bu da şu demek. Benim işte internette bir tane real IP'm var. IP1. Bu benim servis sağlayıcıdan almış olduğum, kendime rezerve ettirmiş olduğum IP adresi. Şu firewall'unda bir tane IP adresi var. Bizim yine satın almış olduğumuz IP adresi hatırlarsınız. Real bir IP adresiydi. Public bir IP adresi. Buradan buraya gelen trafik şeyin üzerinde, firewall'un üzerinde otomatik NAT'lansın. NAT işlemine tabi tutulsun. Yani adres dönüşümü yapılsın. Bu adres dönüşümü doğrultusunda da içerideki şu Windows 10 sistemine gelen trafik iletilsin. Bütün trafik bu arada olduğu gibi. Yani isterseniz port bazında da sınırlama yapabilirsiniz bu NAT'ı. Bunun sonrasında ben total olarak kendi IP adresinden sonucu ziyaret ettiğimde olduğu gibi bütün trafiğim şeye iletilsin diye bir işlem yaptık. Burada tabii bu management IP'si ile şeyin Sophos'un Proxmox'un IP'si ile Sophos'un real IP adresinin farklı olmasından yola çıkarak bu işlem gerçekleştiriyor. Bakın Proxmox'un ki 8145 bu arkadaşın network bacağına bakacak olursak 112.124. Şimdi bu IP'ye girdiğimiz kural da şu. Nereden girmiştik abi onu? Hatırlıyor musun? Buradan. Şeyden abi. Rules policy. Rules Evet. policy. Şurada. Buradan demişiz ki, burası isimle alakalı buraya takılmayın. One tarafından, yani internet tarafından gelen benim IP adresim bu. Bu IP adresi kaynak olduğu zaman bu kural match oluyor. Otomatik match oluyor ve LAN tarafındaki şu porta giden bütün servislerle alakalı trafik izin veriliyor firewall üzerinden. Ama burada NAT kuralı yok şu an. Bakın sadece bu bir kural, bir trafiğe izin vermek için girilen bir kural. Şimdi bunu cancel deyip diğer bir tarafını, ikinci parçasını göstermemiz lazım. İkinci parçası da şurada, NAT rule'un içerisinde. NAT rule'da da arkadaş diyor ki işte şurada dışarıdan şöyle bir paket IP adresine, kaynak IP adresine sahip bir paket gelirse bunu içerideki şu tarafa yönlendirmesini yap. Tamam mı? Benim IP adresimden o tarafa bir paket geldiği zaman 203 IP'sine natlama işini yapacak. Artık yani ben buradan internetten kendi IP adresimden erişmeye çalıştığımda firewall otomatik beni şu Windows 10 makinesine yönlendirme kısmını yapıyor olması gerekiyor. Bunu da göstereyim size çalıştığını. Altyapının tamamı çalıştığı için firewall'un bir tane uzak masaüstü istemcisine firewall'un IP adresini yazdım. Erişmek istediğimi söyledim. Bana kullanıcı adı parola soruyor otomatikman. Direkt Windows 10 makinesindeki bakın buradaki bağlantı oturum açık olmalı. Hatta şu açık olan oturumun kapatıldığını göstereyim size. Şu an burada bir oturumum var. Buraya gelip aynı hesapla giriş yapıyorum. Arka taraftaki oturum sonlanıyor. Şurası. Bakın burası sonlandı. Otomatikman ben bu sefer o makineye giriş yapmış oldum. Bunun sebebi de artık altyapıyı, switch altyapısını oluşturmuş vaziyetteyim.
Farz edin ki. Ve firewall tarafından da kuralları istediğim gibi düzenleyebildiğim için kendime bir yönetim kolaylığı sağlamak açısından böyle bir mekanizmayı kullanıyorum. Yarın yani yarın bir gün daha doğrusu konuda ilerledikçe bu hikayeyi VPN üzerinden yapıyor olacağız. Daha hızlı bir çözüm olduğu için hiç VPN servisini kur hemen o VPN istemcisini kendi tarafıma kurup o yapılandırmasıyla uğraşmadan otomatikman bu makine internetten erişmek için böyle bir hikayeyi de kullanmış olduk. Başka var mıydı? Diğer tarafta yaptığımız bir değişiklik Balkan'ın. Yoktu galiba değil mi? Yok, başka bir şey yok. Tamam. Hatta gittik firewall kurduk. Direkt artık bu makine üzerinden ben hem Sophos tarafına erişebiliyorum. 192.168 200'e 144.44 dediğimde buradan oraya erişemiyor muyduk? ...201'e. Dene abi. Erişebiliyor olman lazım. 198, 201 gidebiliyordum ama 44 management portuna gidemiyorum da. Yok. 201 değil ki Firewall. Sevişe. 201'e gideceğim. Veya 198-255'e Aynen, gideceğim. aynen, aynen. Şöyle gideceğim. Heh, tamam. Pardon, özür dilerim. Benim hatam. Buradan firewall'un arayüzüne de gidebiliyorum. Aynen. Buradan şöyle daha gözümüze hoş gelsin, daha geniş bir çalışma alanımız olsun diye böyle bir tercihte bulunduk. Burası management'ın olduğu yer, firewall'un. Bir de buradan da mesela domain controller'a, DC'ye de erişim sağlayabiliriz. O da 192.168.201'e 10 makinesi. Buradan da domain controller'a uzak masaüstü bağlantısı yapmayı deneyebiliyoruz. Hatta yapabiliyoruz da yani sadece denemekle kalmıyoruz. Biraz daha böyle hani kurumsal yönetim hikayesine benzettik yani yapıyı gibi. Buradan da zaten bir tane az önce açmış olduğumuz şeyleri görebiliyoruz. Arayüzleri görebiliyoruz. Evet. Sana bir soru gelmiş bu arada. Sophos üzerindeki email protection spam e-mail harici bir filtreleme yapıyor mu? Sana da ekstra özellikler var mı diye. Gördüm bilmiyorum o soruyu. Şimdi gördüm. Var. Ama bizim kullandığımız Home Edition'da hangi feature'lar var onu hatırlamıyorum. İşte anti-malware, anti-ransomware gibi kontroller de yapıyor normalde. Yani Sophos'un Enterprise versiyonunda klasik email security'te gördüğünüz her şey mevcut. Onunla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Orada sadece dediğim gibi Home Edition'da tüm feature'ları var mı? Neleri kontrol ediyoruz ona zaten ilerleyen süreçte bakacağız. Aynen öyle. Şu an üzerinde email web server, advanced thread ve kabaca bu kadar herhalde. Bunları IPS'i IPS görüyorum. olması lazım. Intrusion prevention var. Bunlar aktif gibi, daha doğrusu yönetilebilir gibi gözüküyor şu an için. Hatta dostum şuradan administration'a gelirsen en altta Gördüm. Administration. soldaki menüde Tamam. en Heh, altta. şunlar. Zaten bunlar desteklediği şeyler. Server Web protection protection, var. email. Email. Web protection. Network protection. Bir de base firewall. Şu an için gözükenler bunlar. Tamam. Yani web server protection dediği WAF tarafı, email protection dediği email security, web protection dediğimiz kullanıcıların dışarıya giderken web security kurallarını kontrol etmesi için. Okey. Tamam. Bunların hepsi var zaten. Sıkıntı yok. Aynen, Güzel. aynen. Peki. Bu tarafta başka bir konu yoksa o zaman kapanışa mı geçelim? Var mı başka anlatacağımız? Geçelim, geçelim dostum. 11.30'a da Tamam. gelmiş zaten saat.
Tamam. Arkadaşlarım bugün keyfi yoktu herhalde. Çok soru gelmedi ya da çok kafaları karıştı, bilmiyorum Yani artık. benden de kaynaklı olabilir. Baksana yani ya Yok yok. kameram patlıyor ya yayınım patlıyor ya bir şeyler oluyor. Sürekli böyle bir sıkıntı içerisindeyiz. Bakayım. Kameranın yayın kendisine şöyle. Küçük kaldı kameram, evet.